Merhabalar, Kıymık'ta yeniden birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Daha öncesindeki değerli konuklarımız gibi, onlara haksızlık olmasın lütfen. Hüseyin Yılmaz hocamızı ağırlıyoruz. Kendisi lisansını Boğaziçi Tarih ve Kamu Yönetimi bölümlerinde çift ana dalda tamamlamış. Doktorasını Harvard Tarih ve Orta Doğu Çalışmaları yine iki farklı departmanda tamamlıyor. Ve halihazırda da hocamız George Mason Üniversitesi'nde öğretim üyesi Hüseyin hocamız da geldi. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ederim. Bugün Hüseyin hocamızla Osmanlı siyaset düşüncesinde Suniliğin neye tekabül ettiği üzerine konuşacağız. Hocamız birazdan o kitabını da ekranlara taşıyacağız. Princeton yayınlarından değil mi hocam? Caliphate Redefined the Mystical Turn in Ottoman Political Tools. Ne diyoruz? Hilafeti yeniden düşünmek, Osmanlı politik düşüncesinde tasavvufi dönüşüm. İnşallah doğru çevirmişizdir. Kitabı da hocamızın Türkiye'de saygın bir yayın evi tarafından şu anda çevrilmekte. Dileriz ki en kısa sürede Türkiye'li okuruyla da buluşur. Hocam şimdi Türkiye'de genellikle mesele inançlar olduğunda bilim insanları da dahil olmak üzere aslında hani onlardan daha büyük bir hassasiyet beklenir. Ama bilim insanları da dahil olmak üzere mensubu oldukları inanç ya da ideolojinin refleksleriyle düşünüp daha çok bu meseleye de yaklaştıkları meseleye de tarihsel yaklaşımları aslında biraz da buradan, bu ideolojik background'dan beslenerek ne yazık ki istenmedik sonuçlara kadar da giden araştırmalar meydana geliyor. Tabii bunun da yanı sıra çok değerli araştırmalar da söz konusu. Şimdi hocam Osmanlı'da Sunilik diyoruz. Osmanlı siyasal düşüncesi diyoruz ve bunun içerisinde de onun Sunilik üzerinden bağlantısını düşünerek konuşacağız bugün. Ben öncelikle şunu sormak isterim. Osmanlı devlet siyasetinde Sunilik diyoruz ama bunun için Osmanlı devlet anlayışının genel itibariyle bir devlet anlayışından bahsedeceksek bunun beslendiği kaynaklar ya da etkilendiği tarihsel miras nedir diyerek ilk sorumu sorayım. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok temel bir soru sordunuz. Zaten bu soruyu cevaplayabilirsek gerisi büyük oranda teferruat olmuş oluyor. Hatırlarsan rahmetli İnalcı'nın bir makalesi vardı. Türk siyaset düşüncesinin kökenleri, daha doğrusu Osmanlı siyaset düşüncesinin kökenleri üzerine. Orada genelde 3 unsura bağlıyordu. İran devlet geleneği, İslam ve Türk-Mongol geleneği. Ya bunu hala aynı minvalde düşünebiliriz. Yani en temel besleyici kaynakları Osmanlı siyaset düşüncesinin bunlar. Buna belki bir iki şey daha ekleyebiliriz. Ondan sonra açabiliriz gerekirse. Birisi Osmanlı Devleti'nin kendi tecrübesi. Yani kuruluşundan itibaren 16. yüzyılda daha çok kanuni kadim olarak kavramsallaştırılan Osmanlı yönetiminin kendi yönetim tecrübesi. Hı hı. Yani devletle sınırlamayalım. En geniş anlamıyla yönetim tecrübesini öncelikle geleneksel olarak aktarıyorlar, kurumsal olarak. Sonra yazıya
geçirmeye başlıyorlar 16'nın ortalarından itibaren. Bir diğer kökeni de bunu değişik kaynaklardan almalarına rağmen yani Yunan felsefesini de bence ayrı bir kategori olarak eklemekte fayda var. Fakat bunu doğrudan almıyorlar. Daha çok Arapça ve Farsça kaynaklar yoluyla alıyorlar. Bir diğer kaynağı da belki Uzun Çarşılı'nın daha çok altını çizdiği Memlük, İlhani devlet gelenekleri ve biraz da hani Batılı araştırmacıların altını çizerek anlattıkları Bizans, hatta Köprünün de o konuda bir kitabı var biliyorsunuz, kurumlarının etkisi. Ya bunların hepsini aslında tek bir torba olarak düşünmek mümkün Osmanlı Devleti'nin ve yönetim anlayışının şekillenmesinde. Ama en önemli iki, üç damar hala İnalcık'ın bahsettiği İran devlet geleneği, İslam dini ve Türk-Mongol gelenekleri olarak diyebiliriz. Evet. Bir şey ekleyecek misiniz hocam? Kesmiş gibi olmayayım. Şöyle ekleyebilirim. Yani hangi kanallardan Osmanlı'ya geldiğini. Şimdi doğuşu itibariyle Osmanlılar şehirli bir topluluk değil. Daha çok göçebe bir topluluk. Yavaş yavaş şehirleşmeye başlayan bir topluluk. Öğrenen bir topluluk. Ama yani şehirleştikçe, genişledikçe, devlet bürokrasisi kuruldukça Osmanlı hanedanı veya bürokratları da ulemayla veya meşayihle ilişkiye girdikçe daha çok angaje olmaya başlıyorlar bu tür geleneklerle. Öteki türlü bilmeniz mümkün değil. Yani dolayısıyla Fars geleneğini daha çok tasavvuf yoluyla alıyor Osmanlılar. Arapça İslam geleneğinde daha çok medrese, ulema yoluyla alıyorlar. Daha sonra da Türkçeleştirerek, yani tercüme faaliyetleriyle bunları Osmanlı'ya tevarüz etmiş oluyorlar. Bunları açabiliriz. Her birisi uzun ve ayrı bir konu. Ses. Evet, sesim geliyor şimdi. Şimdi aslında şöyle bir şey var hocam. Osmanlı'nın sizin de ifade ettiğiniz gibi işte Osmanlı'nın kuruluşunda ki etkin olan unsurlar, hani buna dair işte çeşitli nazariyeler var, çeşitli teoriler var. İşte Gazze anlayışı var, Bizans etkisi var, işte Selçuklu mirası var, o var, bu var. En nihayetinde de Osmanlı Devleti'nin ya da erken Osmanlı'ya ya da Osmanlı Devleti'nin bir Anadolu Selçuklu Beyliği olarak Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman bu beyliği inşa eden ya da meydana getiren çeşitli dinamiklerden bahsediliyor. Ve bu dinamikler de Aşık Paşazade'nin işte hep böyle zikredilen dört taifeden bahsi üzerinden dile getirilirken bunlar içerisinde önemli bir taife var. Abdalan Rum taifesi. Şimdi bu Abdalan Rum taifesinin pozisyonu aslında biraz da dini bağlamı üzerinden gittiğimiz zaman ilk Osmanlıların ya da Osman Bey ve çevresindeki zümrenin dünya görüşü ve tahayyüllerinin neler olduğuna dair çeşitli soruları ön plana getiriyor. Çünkü bu Abdal zümresinin genel kabule göre bildiğimiz böyle kalıplaşmış bir sünni algısı yok. Ve bunlar biraz da Selçuklu'nun periferisinde bir beyliğe sığınan ve daha çok da işte Ahmet Yaşar Hoca'nın çalışmalarından bildiğimiz kadarıyla Babai ayaklanmasının ardılı olan toplumsal taifeler. Şimdi bu bura üzerinden gidersek, bu zümrenin özellikle ilk Osmanlılarla olan temasları üzerinden gidersek, şöyle bir şey söyleyebilmemiz mümkün mü? Ya da şunu sorsam, erken Osmanlılarda din ile siyaset ilişkisi, yani bir sünni ve gayri sünni ayrımından bahsedebilir miyiz? Mesela Cemal Kafadar İki Cihan Aresi'nde kitabında diyor ki yani bura üzerinden bir heterodoksi, yani resmi olmayan inanç ile bir ortodoksi, resmi inanç ayrımına erken Osmanlı için
bu kavramsallaştırmayı yapmanın problemli olduğunu dile getirerek aslında doksa ötesi bir nitelendirme olarak metadoksi kavramını öneriyor. Siz buna dair ne düşünüyorsunuz hocam? Ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Erken dönem Osmanlı döneminde her şeyden evvel belli kalıplardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum anlamaya çalışırken. Bu kalıplardan bir tanesi de din ve siyaset kalıbı. Bizde çok yaygın olarak kullanılıyor. Yani hem popüler intelijensiyada hem de akademik yazında böyle bir din var, bir de devlet var. Sanki ikisi de kurumsallaşmış iki yapı. İkisinin de temsilcileri var, ikisinin de ayrı bir anlayışı var ve bunlar bir şekilde ilişkiye giriyorlar. Böyle bir şey yok. Bu daha çok Avrupa tarihine ait bir şey. Avrupa tarihinde bile çok çok sorunlu bir şey. Çünkü Avrupa tarihinde tecessüm etmiş bir kilise var. O kilisenin kendi bürokrasisi var, kendi hukuku var, kendi otonomisi var. Manevi alanı kontrol ediyor. Ve siyasetle arasındaki ilişkiler geçişken olmasına rağmen sürekli çizilebilen bir ilişkisi var. Fakat neticede bu şeye bağlı. Yani kilise dediğimiz bir kurum var. Devlet dediğimiz kurumdan bağımsız ve o kilise devletin veya modern devlet günümüze referans yaparsak modern devletin icra ettiği işlevlerin birçoğunu devletten bağımsız ve devlete rağmen zaten yapıyor. Onun için Avrupa bağlamında din, devlet veya din siyaset çok anlamlı bir soru. Fakat bizim geleneğimizde problem çıkartıyor. Yani onu o kalıp şeklinde düşünmekten ziyade o geçişkenlik içinde daha esnek bir şekilde dini, devleti, siyaseti çok daha geniş bir bağlamda bir arada düşünmek daha faydalı olabilir. Çünkü öteki türlü hem kurumsal hem kişisel ya da ideolojik aktörlerini bulmak çok zorlaşıyor. Çünkü o geçişkenlikler çok şey bir tarafa koyamıyorsunuz kolaylıkla. Örneğin çok basit şey edebali figürü. Şimdi bunu nereye koyacaksınız? Ya bu din diye bir şey var, onun temsilcisi midir? Siyasetin içinde midir? Bunu herhangi bir yere kategorik olarak koymak mümkün değil. Buradan ya bunu söyledikten sonra yani o kalıpçı düşünmenin çok faydalı olmadığını söyleyerekten esas sorunuza belki geçebiliriz. Şimdi 14. yüzyıl, hatta bunu 13'ten de başlatmak mümkün. Batı Anadolu işte Türk göçlerine sahne oldu. Yani Selçuklular olmasına rağmen doğudan gelen göçebe Türkmenler var. O Türkmenlerin de zaten İslamlaşması uzun bir süreç içinde devam ediyor. Yani bu o soruya belki bunu da katmak lazım. Sizin adınıza soru eklersem Lütfen, geniş. lütfen. Buyurun, lütfen hocam. Soruya yani en temelde şunu sormak lazım. Yani din dediğimizde hangi dinden bahsediyoruz? Batı Evet. Anadolu'da. Batı Anadolu'daki Türklerin dinden anladıkları, bildikleri, icra ettikleri neler? Şimdi Selçuklu şehirlerine baktığımızda ve daha sonraki beylikler şehirlerine baktığımızda hani İslam medeniyetinin en temel kurumlarını orada görmek mümkünse camisi var, medresesi var. İslam medeniyeti kurumu olan tekkeler yavaş yavaş oluşmaya başlıyor 14. yüzyıldan itibaren. Ama genel halka baktığımızda o şeyi yaygınlaştıramayız. Yani elitin bildiği ve icra ettiği ve bize aktardığı İslam'ın herkes tarafından bilindiği ve kabul edildiğini kabullenemeyiz. Böyle bir şey yok. Şimdi bir şehirli İslam var. Müslümanlar var. Bu arada şunu da altını çizmek lazım. Her şeye rağmen Müslümanlar azınlıktalar. Yani bileni bilmeyenini bir araya getirip düşündüğümüzde Anadolu'da Müslümanlar küçük bir topluluk. Yani etrafta daha büyük bir Hristiyan topluluğun içinde
yaşıyorlar. Bunu öncelikle göz ardı etmemek lazım. İkinci olarak da bahsettiğimiz bu Müslüman kitlenin bir İslami geleneği ne kadarıyla tevarüz ettiği, yani bildiği ve icra ettiği, hangi anlayışların hakim olduğu. Üçüncüsü de kendi yorumları ne? Yani İslam'ın onların hayatlarındaki buna siyaset dahil, devlet dahil, sosyal yapıları dahil etkisi ne? Yani ne kadar İslam'la iç içeler bu insanlar. O zaviyelerden baktığımızda şimdi Osmanlı'nın etkin olduğu bölge hani uçlarında ucu. Hani Batı Anadolu zaten İslam dünyasının ve Selçuklu Devleti'nin uç bölgesi. Uç bölgesinin de ucunda Osmanlılar. Ve bunlar daha çok göçebe bir topluluk. Bunlar arasında hakim bir İslam anlayışının var olup olmadığı veya o İslam anlayışının ne olup olmadığını biz ancak çok sonraki kaynaklardan biliyoruz. Yani dolayısıyla erken dönemin Osmanlı İslam anlayışı bize sonraki Osmanlılar tarafından söylenen bir şey. Ya 15. yüzyıl diyebilir miyiz hocam? Bu 15 ve sonrası. evet Tabii. 15 yaşındayız. Tabii. 14. yüzyılda bizim elimizde uçlarla alakalı hani doğrudan İslam anlayışı şudur diyebileceğimiz çok fazla kaynak yok. Ne var elimizde? Destanlar var. Evet. Şiir var. Bunlar daha çok hafızayla, yani şifahi hafızayla aktarılan şeyler. Yazılı gelenek olarak da çok sonra Yunus Emre'nin şiirleri mesela. Çok sonra yazıya geçirilen şiirler bunlar. Bir de ufak tefek İlmihal kitabını andırır eserler var. Tercümeler var. Şimdi Arapça ve Farsça bir literatür var. Yani büyük olmasa da 14. yüzyıldan Osmanlı döneminde diyelim. Osmanlı topraklarında değil. Yani şunu da söylemek lazım yine sürekli parantez açıyorum da. Güzel olur. Yani Osmanlı'yı sınırlamak da çok zor o dönemde. Yani siyasi sınırlar belirgin değil, sosyal sınırlar hatta kültürel sınırlar bunlar çok esnek, geçişken sınırlar. Dolayısıyla diyelim ki bir şair, bir şeyh, bir alim, bir filozof, matematikçi vesaire hani Osmanlı mıdır, İsfendiyar mıdır, Aydınoğlu mudur veya Osmanlı veya Aydınoğlu olmasının bir anlamı var mıdır? Değil mi? Yani Yani. siz ulemadan birisisiniz. Nerede iş bulursanız orada çalışıyorsunuz. Dolayısıyla o size ek bir kimlik vermiyor, ek bir misyon vermiyor. Bu şairler için, şeyhler için vesaire de böyle. Yani ortada bir geçişken bir kültürel ve siyasi alan var. Öyle söyleyeyim. Yani o Osmanlı, Aydınoğlu, Germiyanoğlu falan derken bunları çok çok altını çizmeden mümkünse küçük harflerle kullanmak lazım. Şimdi Osmanlıların da içinde olduğu bu bölgede yazılan Farsça ve Arapça kitaplar var. Fakat bunlar yazılı geleneği tevarüz eden entelektüellerin, işte bürokratların veya ulemanın yazdığı şeyler. Bunun ne kadarını genel okuyabiliyor, okuyacak kapasitesi var veya genele ne kadar etkisi olabiliyor? Bu çok açık bir soru. Yani bu soruların cevabını çok iyi bilmiyoruz. Daha doğrusu şunu da söylemek lazım belki. Erken dönemle alakalı konuşurken çok sorulu konuşmak gerekiyor. Çok cevaptan ziyade. Yani sorusu bol, cevabı az bir dönem. Erken dönem Osmanlı dönemi. Çünkü kaynağı çok az. Yani arşiv kaynağı, dokümanter kaynak hemen hemen yok gibi. Naratif kaynaklar var. Yani işte daha sonra yazılmış menakıbname gibi vesaire kitaplar var. Onlara binaen biz öncekini okumaya çalışıyoruz. Şimdi ona dayanarak şunu söylemek mümkün. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kurulduğu geniş kültürel havza çok zengin bir havza, enteresan bir şekilde. Yani bu çok paradoksal gibi gelecek şimdi şu ana kadar söylediklerime binaen. Hani bir tarafıyla hem İslam dünyasının hem Selçuklu'nun en uç bölgesinden bahsettik. Bir taraftan da
yine İslam dünyasının ve Selçukluların en muteber ulemasının veya şeyhlerinin veya bürokratlarının veya bilim adamlarının o bölgede bulunabileceğini görüyoruz o dönemlerde. Bu da ilginç. Onun bir sebepleri üzerine konuşabilir. Bir sebebi şu: etraftaki politik çalkantılardan dolayı kafa olarak daha rahat edecekleri bölgelere gidiyorlar. Birinci sebebi bu. İkincisi de uç bölgelerde daha çok fırsat var. Yani uçlardaki o genişleyen beylikler, işte yeni medreseler, hankahlar veya bürokrasiler kurarken buralarda istihdam da yapıyorlar tabii ki. Dolayısıyla bunların hani iş imkanları daha fazla olduğu için ayrı bir çekici tarafı oluyor bu uç bölgelerinin. Şimdi bir taraftan o bölgede işte ulema, şuara vesaire geliyor. Fakat bu şu anlama gelmiyor: Müslüman Türk topluluğunun genelinin çok ileri düzeyde İslami bilgisi olduğunu veya yaşayışı olduğunu veya ne tür bir İslam yaşadıkları konusunda bize çok fikir vermiyor. Bize fikir veren dönemden bazı ölçütler var. Mesela 14. yüzyılda, hatta 13'e de çekebiliriz bunların bazılarını, Kur'an tercümeleri var. Şimdi Kur'an tercümeleri bize şunu gösteriyor: bir, yani göçebe Türkmenler arasında böyle bir ilgi var. Yani Kur'an diye bir kitap var, anlamak istiyorlar. Niye bir kitap tercüme edilir? Sadece ibadet için okunmak için değil, bir de anlamak için. Hani Kur'an'ın Evet. bile iki yönü var. Bir yönüyle okumak da ibadet. Kur'an'ın kendisini veya hürmet etmek, tazim etmek vesaire. Diğer taraftan da anlamak istiyorsun. Ya yani böyle bir şey var. Söyleyeyim, ihtiyaç var. Satır arası tercümeleri var Kur'an-ı Kerim'in, o dönemde yapılmış. Bu tabi tercümeler doğrudan ferdi olarak okunmak için yapılmıyor. Topluluk halde okunması için yapılıyor. Çünkü ferdi okuma da çok geç dönemlerde gelişen bir şey. Yani o dönemlerde henüz gidip çarşıdan bir tane kitap aldın, henüz kahve sigara yok, işte şerbetini aldın, oturayım koltuğuma okuyayım olabilir. Çok nadir ama. Çok nadir. Yani kitap okuma şekli henüz ferdileşmemiş. Özellikle o bölgede, yani göçmenler arasında, kırsal bölgede ne var? İşte yazılı bir metin varsa, işte Dede Korkut gibi, Battalname gibi, o birisi okuyor onu. Diğerler de değil, veya Mevlid gibi. Ya ezberleniyor bunlar, ezberden okunuyorlar, ya da bir metinden okunuyor. Şimdi belli ki insanlar anlamak istiyorlar Kur'an'ı. Bir de şu da ortaya çıkıyor: yani belli bir yeni okuyucu tipi ortaya çıkmaya başlamış. O da şu: şimdi Kur'an'ı okuyan, Arapçasından okuyan birisi tefsir edebiliyor. Günümüzde de olduğu gibi. Yani caminin kürsüsünden Arapça bilen hoca çıkıyor, bir ayet okuyor, anlamını söylüyor, tefsir ediyor. Bu anlaşılabilen bir şey. Fakat bu dönemde tercüme var elimize. Niye tercüme koyarsın? Satır arası tercüme. Demek ki okuyan kişinin, ya okuyup anlatan kişinin Arapçası o kadar iyi değil. Ama Yorumluyor. okuyacak kadar bir bilgisi var. O da ilginç. Çünkü erken dönem Osmanlı'da okur yazar olmak demek, Arapça ve Farsça bilmek demek aynı zamanda. Veya bunlardan birisini bilmek demek. Çünkü Türkçenin alfabesi yok, bir de Türkçe metin yok ortada. Yani okur yazarsan tanımı gereği Arapça biliyorsun demektir. Ya çünkü okur yazarlığı Arapça metin okuyarak başlıyorsunuz. Yani diyelim ki medreseye gittin veya camiye gittin, hocadan okumaya başladın, veya tekkeye gittin, tekkede istikbal gördüler, sen de şeyh efendi işte birkaç müridini tayin etti, sana kitap okutuyor. Okunan kitap medrese ise Arapça, tekke ise büyük ihtimalle Farsça. Yani kitabın kendisini okuyaraktan
okumayı öğrenmiş oluyorsunuz. Böylece okumayla beraber dili de öğrenmiş oluyorsunuz. Yani Arapça ve Farsça okur yazarlığıdır ilk dönemdeki okur yazarlık. Yani Türkçe okur yazarlığı çok sonra oturmuş Dan belki de. diyorsunuz. Ama bu satır arası Kur'an tercümelerinde bunun ilk nüvelerini görüyoruz. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim'i okuyabilen ama anlamak için satır arasındaki tercümelerine ihtiyaç duyan bir okur yazar tipi doğmaya başlamış Osmanlı'da. Şimdi o satır arası kelimelere biraz bakarsak dönemin İslam anlayışını anlamak için en temel İslami terminolojiyi Türkçe'ye tercüme etmişler. Mesela Allah geçiyor, yanına Tanrı yazmış. Cehennem geçiyor, yanına tamu yazmış. Cennet geçiyor, yanına uçmak yazmış. Bu neyi gösterir? Yani dinleyen kitle İslami terminolojiye aşina değil veya en azından olmayabilir. Yoksa niye tercüme edeceksin? Okuyorsun Kur'an'ı, cehennem kelimesi geliyor. Diyor ki cehennem dediniz tamudur. Yani cehennemin ne demek olduğunu bilmiyor veya bilmeyebiliyor sizin okuduğunuz kitle. Ya buradan şu ortaya çıkıyor. Yani Müslümanlaşmış bir kitle var. Fakat bu kitlenin İslami bilgisi ve yaşayışı konusunda çok fazla bilgimiz yok. Ama tahminen şunu söyleyebiliriz. Yazılı İslam geleneğine daha yeni yeni ekspoze Geçiyorlar. olmaya geçiyorlar, başlamışlar. Şimdi o noktada işte Abdallah'ın işlevi, fonksiyonu çok önemli. Çünkü aynı dönemde, şimdi bir de dönemi siyasi ve sosyal olarak da karakterize etmek lazım. Şimdi Moğol sonrası Anadolu'sundan bahsediyoruz. Yani Moğollar gelmişler, Anadolu'nun üzerinden silindir gibi geçiyorlar. Yani Selçuklu hakimiyeti işte çökmüş, çökmek üzere vesaire. İlhanlıların Anadolu'daki hakimiyeti çok güçlü değil. İşte Osmanlılar itibariyle düşünürsek beylikler ortaya çıkmış. Bu beylikler hani kendi güçlerinden ziyade İlhanlı yönetiminin biraz şeyinden dolayı, ademi merkeziyetinden dolayı veya zayıflığından dolayı daha çok uçlarda bağımsız davranabiliyorlar. Ama kendilerini hala vergi ödemeye devam ediyorlar bu arada. Yani çok büyük ihtimalle Osmanlılar da Moğollara vergi ödemeye devam ediyorlar ilk dönemde. Onun için kullandıkları el kaplar hakkında çok dikkatli oluyorlar. Yani Moğollarla aynı şeyi kullanmıyorlar. Lakapları kullanmıyorlar saltanat için. Şimdi böyle bir dönemde parçalanmış bir siyasi yapı var. Parçalanmış siyasi yapılarda sosyal kurumlar daha güçlü olmak zorunda. Çünkü bir şekilde toplum devam edecek. O toplum siyasetten ziyade kendi ürettiği, kendi icat ettiği veya kendi ihtiyaçlarına göre ne diyeyim, kurguladığı ve kurumlaştırdığı yapılarla devam eder. Öyle bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi seyyahların vesaire kitaplarına baktığımızda mesela Fütüvvet Teşkilatı'nın çok güçlü olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. O dönemde Anadolu'da. Niye? Çünkü siyaset biraz çökmüş vaziyette. Yani güçlü bir siyaset yok. Ne tebaayı koruyabiliyor siyaset. Çünkü 30 tane beylik var Anadolu'da. 3 aşağı 5 yukarı birbiriyle anlaşmalık içinde vesaire. Hani bürokrasiler güçlü değil, ordular güçlü değil, ticaret işte bölünmüş vesaire. Herkes vergi alıyor o tür bir ortamda. Onun önemi çok fazla. Şimdi böyle bir ortamda Fütüvvet gibi, tekke gibi, işte vakıfa, daha doğrusu vakıf merkezli kurumlar güçleniyorlar. Evet hocam. Bu bağlamda Abdalan'ı düşünmek lazım. Yani Abdalan durduk yerde ortaya çıkıyor. Şimdi kökenleri itibariyle onları tabii üstadlar çok daha iyi bilir. Benim çok uzmanlı olduğum bir konu değil. Abdalan'ın, daha doğrusu Abdalan'a dönüşen
tasavvufi topluluğun niye Anadolu'ya geldiğini, Orta Asya, Ahmet Yeseviler, Orta Asya'daki Sufilerden bir şekilde geliyorlar, öyle diyeyim. Bir şekilde Anadolu'ya gelmişler ve enteresan bir şekilde altını çizmemiz gereken burada, Abdalan kendilerini Anadolu'nun parçası olarak görüyorlar. Anadolu derken biz tabii günümüz terminolojisi kullanıyoruz da Rum. Yani hepsi Abdalan'ın Roma belli bir misyonla geldiklerini iddia ediyorlar. Yani bunu hemen hemen bütün menakıbnamelerde, işte senin de incelediğin Saltukname daha sonraki şeyleri görmek lazım. Hepsi bir şekilde ilahi bir misyonla Roma gönderilmiş. Yani bunlar Rum'un sahipleri Abdalan. Onun için hani işte fakir derviş deyip geçemiyorsunuz bunları. Bunlar kendilerini Rum'un sahibi olarak görüyorlar. Ortam siyasi olarak zayıf olduğu için ve parçalanmış olduğu için de o iddialarını açıktan ifade edebiliyorlar. Yani hiçbir yere bağlılıkları yok Abdalan'ın. Çünkü Anadolu'yu Rum'u kendilerine ait olarak gördükleri için ve kendi maneviyatlarını yaygınlaştıracakları bir bölge olarak gördükleri için hiç kimseye siyasi bir bağlılıkları veya manevi bağlılıkları, manevi bağlılıkları hala şeye, Ahmet Yesevi'ye veya Anadolu'daki Ahmet Yesevi'nin halifelerine. Onun dışında bir bağlılıkları yok. Dolayısıyla Abdalan'la beylikler Rum'da aslında aynı statüdeler. İkisi de birbirinden bağımsız. Yani bir tarafta düşün işte Aydınoğlu Umur Bey. Bu adam kendi çapında bağımsız bir bey veya Osman Bey düşünelim daha sonra. Ama diğer taraftan da Abdalan var. Bu Abdalanlar bunlara bağlı değiller. Yani bir yönüyle çatışma diyemeyim de rekabet içindeler. Bir yönüyle de ortaklık içindeler. Yani Osmanlı Beyliği'nin başlangıcı itibariyle etrafı böyle bir gözlemlersek, şimdi Abdalan'la Osmanlılar ilk dönemden itibaren çok yakın ilişki kuruyorlar. Nasıl? Bu ilişkinin de en temel dayanağı şu. Abdalan'ın kendi otonomisine, özerkliğine, muhtariyetine Osmanlılar karışmıyorlar. Nasıl karışmıyorlar? Bunlara belli özellikler veriyorlar. Özellikle vakıflar ve zaviyeler yoluyla. Ya bunların istedikleri o. Yani geniş toprakları olan ve bu arada zaviye ve tekke kurumunu da aslında ayrıca bir kategori olarak incelemek lazım. Ya bu konuşma bağlamında değil de. Yani İslam tarihi içinde yepyeni bir kurum. Böyle bir şey yok daha öncesinde. Hani ribatlar vesaireyle başlayan bir süreç. 9-10. yüzyıl falan ama bunlar esasen 13. yüzyılda anladığımız şekliyle hani ete ve kemiğe bürünüyor. Tekke veya zaviye kendi kendisini idame ettirebilecek ekonomik gücü olan yapılar bunlar. Yani kendi toprakları var veya iş yerleri var eğer şehrin içindeyse. Yönetim olarak da bağımsızlar. Yani herhangi bir tekke veya zaviye oranın şeyhi tarafından veya babası tarafından yönetiliyor. O baba veya şeyh de başka hiç kimseye şey tabi değil. Eğer kendisi birisinin atadığı halife değilse, ne bileyim daha sonraki Bektaşilikte işte falanca Bektaşi babasının atadığı halifedir veya Mevlevilikte Konya'daki Çelebi'nin atadığı bir çelebidir. Ve ama onun dışında bir tekken varsa, zaviyen varsa şeysin, özerksin, muhtarsın. Osmanlılarla beraber hareket ederken ki hem zımni hem yazıya geçirilmiş anlaşma da bu. Yani kendi tekkelerinde, zaviyelerinde bunların dokunulmazlıkları var. Karışamıyorsunuz o bölgeye. Böylece ne diyelim, simbiyotik bir ilişki oluşmuş oluyor. Yani Abdalan Osmanlı'yı Gazi lideri olarak tanıyor. İşte Sultanül Kuzat
gibi. Osmanlılar da onları manevi baba olarak tanıyorlar. Görüyorlar. Böylece birbirine yardım eden bir ilişki var. Yani kimin nereye daha önce gittiği mesela menakıbnamelerde hep şeydir, tartışma konusudur veya Osmanlı kroniklerinde işte falanca bölgeye mesela Malkara'ya diyelim işte önce dervişler mi gitti yoksa Osman Gazi'nin Gazi'den mi gitti? Çoğu zaman da menakıplara göre şeydir. Önce dervişler gider. Tabii. İşte şeyin Barkan'ın kolonizatör dervişleri anlattığı gibi dervişler zaten Osmanlı beyliğinden bağımsız olarak kendileri yayılıyorlar şeyde Batı Anadolu'da ve Balkanlar'da. Ama yani tam dediğiniz gibi aslında hocam. Tam simbiyotik bir ilişki var. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan meselesi gibi. İkisi de birbirini besliyorlar. Önemli bir şey söylediniz aslında. Evet, burada ilk sorunuzun kalan kısmına dönersek Sünni veya gayri Sünnilikten bahsedebilir miyiz? O dönemde evet. Veya o döneminin dini anlayışlarını veya maneviyatını nasıl karakterize edebiliriz, tanımlayabiliriz? Ya kafaların tanımlamasını çok yardımcı buluyorum. Yani başta da söylediğim gibi çok sert kalıplar halinde düşündüğümüz zaman haksız yere belli anlayışları veya kişileri o kalıba sokmaya çalışıyoruz. O kalıbın da tarihten bağımsız bir temsil gücü var. Bunlar yanlış. Yani dönem itibariyle anlamak neyse o. Evet. Yani sonraki anlayışlara bakaraktan o ilk dönem işte Abdalan'ına da hatta ulemasına da hani doğrudan şu kadar Sünniydi, şu kadar Aleviydi vesaire demek çok çok zor. Ama şunu söylemek çok rahat mümkün. Şehirli İslam var. Yani şehirli İslam daha çok hareket eden ulema ve bürokrat yoluyla daha derin İslam kültürünü yazılı olarak ve bir de şey olarak fiziksel olarak diyeyim tevarüz ediyor. Yani Anadolu'ya gelmiş çok sayıda ulema var. Bunlar taşıyorlar kendileriyle beraber bu bilgi birikimini veya Anadolu'daki büyüyen ve ihtiyaç duyulan yeni manevi sektör diyelim, ihtiyaçlarını görmek için ilgi duyanlar eğitime başlayınca genelde güneye gidiyorlar. Mesela Hacı Paşa bunun çok güzel bir örneğidir. Çünkü Anadolu'daki medreseler yüksek profilli değil. Onun için ne yapıyorsunuz? Suriye'ye gidiyorsunuz veya Kahire'ye gidiyorsunuz. Orada işte bir dönem Bedrettin de mesela gitmiştir. Gidip belli bir dönem oralarda ilim tahsil edip geriye geliyorsun. Yani bu tarikle bu yazılı geleneği şehirlerde ve şehirlerdeki kurumlarda görmek mümkün. Yani o da ağırlıklı olarak yine yani küçük harflerle bunu söylemek lazım. Sünni gelenek olarak düşünmek mümkün. Diğer taraftan kırsal alandaki maneviyat ise Sünni alanın içine çok rahat konulabilecek bir alan değil. İki sebepten. Yani birincisi o alana çok farklı İslami anlayışlar şifahi olarak geliyor. Ve bunlar birbirlerine çok nasıl ifade edeyim? Yani belli etiketlerle gelmiyor. Yani daha çok karizmatik dervişler yoluyla geliyor veya o kırsaldaki insanların yazılı gelenekle ne kadar ekspoze olmuşsa o kadar bildikleri kadarıyla geliyor. Onu işte Sünnidir, Alevidir falan demek çok çok yanlış. Ama bütün unsurları orada görmek mümkün. Evet. Hocam şimdi çok önemli şeylere temas ettiniz. Aslında bugün de hep düşündüğümüz bir şey söylediniz. Okumak da bir ibadet, anlamak da bir ibadet. İkisini yapan da var, yapamayan da var, tek tek yapan da var. Bunu Kur'an bağlamında söylediniz özellikle. Erken döneme dair
Sorusu çok, cevabı az dediniz. Buraya çok soru soruyoruz ama belge azlığından ötürü az cevap alıyoruz dediniz. Şimdi bir de Türkçe metin yok dediniz. Şimdi Türkçe metinin olmaması, bir de tam anlattığınız bu bağlam uyarınca meşhur bir anekdot vardır. Osman Bey'in, işte Şeyh Edebalı dediniz. Osman Bey'in Şeyh Edebalı'nın evinde işte duvarda bir kitap görüp bu nedir diye sorduğu bir rivayet edilir. İşte onun da bu Kur'an-ı Kerim'dir dediği ve Osman Bey'in sabaha kadar onu okuduğu dile getiriliyor. Şimdi orada da çeşitli şeyler var, fikirler var. Hani bildiği şeyi neden bu nedir diye sorsun. Ve demin de sorduğunuz, söylediğiniz gibi onu okuyabilme, yani Arapçaya vakıf olması onu anladığı anlamına da gelebilir mi? Biraz bu ilk Osmanlılar bağlamında anlattığınız çerçeve üzerinden gidersek. Ne düşünürsünüz? Evet. Şimdi bu hikayenin bir iki soru var, temel soru burada bir tarihi gerçekliği, Evet. bir de tarihi fonksiyonu. Yani gerçekten tarihte böyle bir şey olmuş mudur? Evet hocam. Olduysa da olmadıysa da bu hikayenin bize geldiği dönemde ki anlamı nedir? Niye böyle bir hikaye tevarüs ediliyor veya icat ediliyor? Şimdi bu hikayeler ilk işte 15. yüzyılda ortaya çıkmaya başlıyor, Evet hocam. biliyorsunuz, ve en çok dikkatli konuşmak lazım. Yani şu tarihte çıkıyor demek de çok zor. Çünkü bir metin çıkar, orada bir şeyini bulmak mümkün. Ama 14. yüzyıldan yok, onu biliyoruz. 15, hatta 15'in sonlarına doğru, Fatih Evet. dönemi sonları, Beyazıt döneminde bu hikayenin en fazla zikredildiği dönem. Şimdi soruları tekrar edelim. Niye bu dönemde bu tarihsel vaka tekrar ediliyor veya icat ediliyor? Şimdi tarihsel gerçekliği ispatlamamız mümkün değil, çünkü geç kaynaklardan geliyor bize. Fakat bu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Yani gerçekte olmuş olsa da olmasa da bu hikaye bize daha çok 15'in sonlarıyla alakalı. Yani Osmanlı Devleti'nin artık emperyal bir güç olarak ortaya çıktıktan sonra kendi tarihini, kendi köklerini nasıl görmek istediğiyle, kendini nereye bağlamak istediğiyle alakalı bir şey. Onu da yani en temel akla gelen sebep, 15. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti'nin hem Abdalan'la hem de göçebe Türkmenlerle arası bozuluyor. İki sürüden bozuluyor. Birincisi Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet, daha çok devşirmelerle kurma yoluna gidiyor yeni devleti, İstanbul'un alınmasından sonra. Yani İstanbul'un alınmasından önce Türkmen beyleri Osmanlı teşebbüsünün bir parçası. Yani Gazi beylerini düşünün, Osman Bey'le, Orhan Bey'le, işte Murat'la, Yıldırım'la vesaire kol kola savaşan Uç beyleri, Gazi beyleri, Akıncılar, işte aşiret reisleri vesaire. Bunların her birisi belli bir toprak alındıktan sonra veya zafer elde edildikten sonra, hani sultanın bunlara ikram olarak bir şey vermesini istemiyorlar. Parçası olayın. Ya kolektif bir süreç var, teşebbüs var ortada. Şeyde gördüğümüz gibi Çandarlı Halil olayı bunu en iyi anlatan olaylardan birisi. Yani Çandarlı Halil kendisinde Fatih'e karşı çıkacak gücü gören bir adam. Ya bu sonraki vezirler için çok anlaşılamaz bir durum. Evet, O kesinlikle. dönem itibariyle mesela 2. Murat döneminde yetişmiş bir vezir sultanı doğrudan karşılayabiliyor, ya karşı çıkabiliyor onun emirlerine. Hatta işte perde arkasından onun tahttan edilişini falan sağlıyor, Yeniçerileri ayaklandıraraktan vesaire. Bu şunu gösteriyor, yani hala o döneme kadar vezirler şeyden geliyor, Türkmenlerden geliyor, Türkmenlerden ve ulema kökeninden
geliyor ve toplumsal dayanağı olan figürler bunlar. Toplumsal dayanağınız varsa gücünüz var demektir. Gücünüz varsa sultanın gücü bölünüyor demektir veya sınırlanıyor demektir. Evet. Mehmet, Sultan Mehmet'in kafasındaki imparatorluk fikri ise çok farklı. Yani orada radikal bir dönüşüm var. O dönüşümü aslında anlamak için süreyi uzatacağız ama. Siz nasıl? Biz dinleriz hocam siz. Biraz daha genişçe anlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonunda hep şeye bağlayacağım. Hem siyaset düşüncesine hem tırnak içinde küçük harfle Sünniliğe. İkinci Murat ilk aslında nasıl diyeyim, kültürlü Osmanlı Sultanı'dır. Yani böyle şeyler söyleyince tabii reaksiyon da olabiliyor. Diğerleri cahil. Kesinlikle değil. Yani kültür dediğim, yani okumuş günümüz anlamıyla. Evet. İkinci Murat bu arada Fatih, ikinci Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet'in babası. Evet. Ya önceki sultanların cahil, bilgisiz olduğu falan anlamına gelmiyor bu kesinlikle. Çünkü dediğim gibi uçlarda özellikle Türk boylarındaki öğrenme geleneği daha çok şifahi. Hı-hı. Ve o döneme kadar şehzadeler veya işte beyler buluğa erdikten sonra at sırtında, yani elleri klavyenin üzerindeyken, hani İngilizce tabirle söylersek, öğrenmeye başlıyorlar işi. Yani bir tecrübe, bir öğrenme tarzı var, örfü var o döneme kadar. Dolayısıyla Osman Gazi, Orhan Gazi falan farklı bir öğrenim ve kültür geleneğinden geliyorlar. Öyle söyleyelim. Hatta Orhan Gazi'ye burada ayrı bir parantez açmak lazım. Bu Ayverdi'nin kitabına bakarsanız Orhan Gazi döneminde, yani bence Osmanlı Devleti'nin en hayran duyurulacak imar faaliyetlerinden birisidir. Yani Orhan Gazi hakkında hani çok fazla bir bilgimiz yok maalesef dönemdeki kayıtları itibariyle. Ama eserlerine bakarsanız ya o kadar çok medrese, cami, zaviye yaptırıyor ki bir saltanat içine sığdırılması zor. Yani tamamen imar faaliyeti Orhan Gazi'nin yaptığı. Dolayısıyla bir uç beyliğinden hani okumamış, kültürsüz birisinin yapabileceği bir şey değil. Tam tersine. Hı hı. Çok da böyle şehirli düşünen bir insan. Ama İbn Batuta şunu da söylüyor. İbn Orhan Bey diyor, şehirde yaşamaktan hoşlanmazdı diyor. Kalede yaşardı diyor. Hı hı. Ya Moğolların şeyde yaşadığı gibi, çadırda yaşadığı gibi. Yani hala kendisi bey, asker olarak görüyor kendisini. Ama şehirleri imar ediyor. Yani şehirli bir hayat nasıldır? Bunu çok çok iyi biliyor. Etrafındakilerden biliyor. Kendisi çok büyük ihtimalle okur yazar değil. Ama önemini biliyor ve imar faaliyetleri muazzam. Bunu dedikten sonra 2. Murat döneminde ilk defa şehzadeler eğitilmeye başlanıyor. Yani ciddi saray eğitimine tabi tutuluyorlar. Yani Mehmet'le başlıyor yavaş yavaş, Çelebi Mehmet'le. Ama daha çok 2. Murat döneminde artık Fatih'in büyüdüğü sarayda lalalar var. Yani sultanın hocaları var. Yani sultan artık yürümeye başladı. Hadi bakalım al eline yayı, oku falan. Atına bin, akınlara git falan. O dönem bitiyor. Sultan Mehmet dönemin en iyi eğitiminden geçiyor. Ya boşuna değil işte sonraki kaynak veya dönemdeki diğer kaynakların onun işte dil bilgisine, tarih bilgisine hayran olmaları. İşte Latince bildiğini, Yunanca bildiğini, evet, Farsça, Arapça bildiğini falan. Ama önceki sultanlar için böyle ifadeler yok. Hani bu bir nakısa mıdır? Ayrı mesele. Olmadığını söyledik. İkinci Mehmet farklı bir siyaset, devlet tasavvuru oluştururken yazılı geleneğe dayanarak yapıyor bunu. Ötekiler görerek yapıyorlar. Yani Osman Gazi'de, Orhan Gazi, Murat Gazi, işte etraflarında ne görmüşlerse, oradaki işte dervişler, ulema, şuara, onlarla hemhal oluyorlar. Ne kadar anlayabiliyorlarsa iyi siyaset, iyi toplum nasıl olur?
öyle yapmaya çalışıyorlar. Ama Mehmet öyle değil. Mehmet kitap okuyor. Ve çok iyi okuyor. İyi okuyan birisi. Farklı geleneklerden kitaplar okuyor. Hem orijinal dillerinden okuyabildiği gibi o dönem itibariyle çok sayıda eser de Türkçe'ye kazandırılmış vaziyette. Yani isterse Türkçesinden de okuyabilir. Fakat en önemlisi Mehmet'in bilge kişilerce eğitime tabi tutulması. Erken yaşlar itibariyle. Yani artık Osmanlılar devleti yönetecek şehzadeleri uygun vasıfları, uygun beceri ve bilgiyi elde edecek şekilde eğitmeye başlıyorlar. Yani o hale geliyor ki artık kim kalırsa hayatta şehzade savaşlarından sonra yani o biliyor devleti nasıl yöneteceğini. Aynı eğitimden geçiyorlar. Yani hepsine zamanın en iyi lalalarını tayin ediyorlar eğitimci. Şimdi Mehmet böyle bir adam. İstanbul'u aldıktan sonra kendi kafasında şimdi bu Ali şey, İskender İmparatorluğunu biliyor, Roma İmparatorluğunu biliyor, Emevileri, Abbasileri, Sasanileri biliyor. Büyük imparatorlukları kafasında yoğurmaktan kendisi bir model ortaya çıkartıyor. O da birincisi yani çok komplike bir model de konumuz itibariyle düşünürsek sorudan sapmadan bir ayağıyla devleti devşirmeler yönüyle yönetme yoluna gidiyor. Şimdi devşirme derken o da çok hani yanlış anlaşılan bir mevzu. Sanki devşirme sürekli bizde otokrasi yönüyle vurgulanan bir şey. Ta şeyden bu yana Weberlerden bu yana işte Yeniçeriler vesaire bir yönüyle doğru. Yani devşirme ile bir kitle getiriyorsunuz. Onların sosyal bağlarını koparmış oluyorsunuz. Dolayısıyla onların tabiyetleri doğrudan sultana oluyor. Yerel bağları falan yok. Yerel güçleri de yok. Hesap verebilecekleri toplumsal kitleler yok. Dolayısıyla kendi gelecekleri sultanın geleceğine bağlı olduğu için sultanın otokrasisi için, gücü için en güçlü enstrümana dönüşmüş oluyorlar. Böyle anlatıla geliyor genelde devşirme. Fakat devşirme de unutulan önemli bir unsur da şu. Özellikle Fatih'in zaviyesinden bakarsak tıpkı kendi eğitimi gibi eğitimli bir kitleyle devleti yönetmek istiyor. Yani o Yeniçeri bile olsa devşirmelerin hepsi çok ciddi bir eğitimden geçiyorlar biliyorsunuz. Yani o eğitimden geçmiş devlet yönetmeyi bilen, işte kanunu bilen, bürokrasiyi bilen bir elit grupla devleti yönetmek istiyor. Şimdi tabii ikisini bunu yapmak isterken bir taraftan da feragat etmek zorundasınız. Birkaç yönden. Birincisi Mehmet şey zaten biraz kızgın. Yani kişisel kızgınlığı var. Türkmen tebaaya veya Türkmen ulemaya Çandarlı'dan dolayı onu astırıyor biliyorsunuz itirazından dolayı. Diğer taraftan da işte devşirmeleri öne çıkaracaksanız devlet içindeki Türk Müslüman kökenli unsurları da biraz marjinalize etmek zorundasınız. Fakat Mehmet II'nin geldiği dönem itibariyle onlar çok güçlüler. Bahsettik ya başta Abdalan'la Osmanlı arasındaki simbiyotik İlişki. Karşılıklı yardımlaşma ilişkisini artık Osmanlı topraklarının önemli bir kısmı tekke zaviyeyle dolmuş. Bunların özelliği var. Vergi vermiyorlar. En önemlisi bu. Yani büyük topraklar var. O toprakların vergisi şeye gelmiyor. Hazineye gelmiyor. Hazineye gelmeyince bu sefer Fatih yeni yönetici elitin finansmanında zorluklar yaşıyor. Yani nasıl finanse edeceksin? Ya yani bir taraftan Yeniçeriler büyüyor. Yani Yeniçeriliği kuran o değil ama büyüten ve kurumsallaştıran o. Diğer taraftan bürokrasiyi büyütüyorsunuz. Ya yani daha çok bürokrat istihdam ediyorsunuz devlete. Bunların maaşların ödenmesi lazım ve enteresan bir şekilde Osmanlı devletindeki en büyük mali problem işte o dönemden itibaren hep şeydir. Nakit paradır.
daha doğrusu kadim imparatorlukların en büyük problemlerinden birisi nakit paradır. Onun için işte tımar sistemidir, ikta sistemidir gibi sistemler geliştiriyorlar. İndirek işte dolaylı ödeme yapmak için. Ama eğer merkezi bürokrasi kuracaksanız, bir de merkezi ordu kuracaksanız, kaçınılmaz olarak bunların maaşlarını nakit olarak ödemek zorundasınız. Nasıl ödeyeceksiniz? Vergi de ödeyeceksiniz. Ama vergi toplayacağınız toprakların bir kısmı şeylerin elinde. Türkmenler. Abdala'nın, sadece Abdala'nın da değil de Sufilerin elinde. Bunları şey yapıyor. İstimlak ediyor. Yani Şimdi hocam şer'a muhalefeten. Buyurun. burada şöyle bir peki bütün bunlar olurken aslında dinsel anlamda da aslında, hani öyle bir soru da gelmiş. Yani bu Osmanlı'nın sünni refleksleri ne zaman gelişmeye başladı sorusuna tam bu araya sıkıştırarak O belki soruyu şeyde tutalım. Yani o soruyu sürekli yanımızda tutup ara sıra tamam. angaje olalım. Dönelim oraya. Çünkü çok hazır cevabı olan bir soru değil Tamam. o. Mesela bu bağlamda yine o soruyu ziyaret edersek, şimdi Sünni ise Osmanlı Devleti, genel anlamda Sünni diyoruz. En azından Fatih itibariyle. Böyle bir karar almaması gerekir. Çünkü vakıf İslam hukukundaki en önemli konulardan birisi ve vakıf şeriata göre, ya Şiilikte de böyle, yani vakıf hukuku çok fazla değişmiyor bu arada Şiilikle Sünnilikte, öyle söyleyeyim. Yani müsaade edemez. Ama şer'an kutsal bir kurum. Çünkü vakıf dediğiniz Allah adına, yani yaratıcı adına koruma altına alıyorsunuz. Belli bir dini hizmet için. Mesela eğitim için. İşte medreseyi için vakıf kurabiliyorsunuz. Tekke için vakıf. Ve bu şey ebediyete kadar. Yani vakıf dediğiniz bir geliri olan bir varlığı, yani sürekli geliri olan bir varlığı ebediyete kadar belli bir faaliyet için tahsis ediyorsunuz. Bunu da hukuken belgelendiriyorsunuz. Yani vakıfnameyle. Yani orada vakıf var, sahibi var. Yani Evet. kafadan bir şey vakıf yapamıyorsun, sahibi olmanız lazım. Ve bu şu anlama geliyor: kıyamete kadar hiç kimse ona karışamaz. Kutsiyeti var. Evet Yani hocam. daha doğrusu yetkiniz yok. Yani sultanın veya bir başkasının o vakfa müdahale yetkisi yok. Çünkü o özel bir mülkiyet. Ya yani adam özel mülkiyetini belli bir hizmet için tahsis etmiş. Değil mi? İlk şey Abdallah'a veren vakıflar da öyle. Yani belli bir yer fethedilmiş. O fetihten bir yer alınıyor. Ganimet olarak. Ganimet buna tahsis edilmiş. Kıyamete kadar dokunamazsınız. Ama bu dönemde dokunulmaya başlanıyor. Dokunulmaya başlanınca başta en önemli Abdalan olmak üzere özellikle kırsal kesimde büyük toprakları olan şeyler, mutasavvıflar çok rencide oluyorlar. Diyorlar. Yani böyle bir dönemde işte şey ortaya çıkıyor. Ne demiştik? Osman ve Ertuğrul'un rüyası ortaya Evet. çıkıyor. Dikkat ederseniz menakıbnamelerin çok önemli bir kısmı bu dönemde yazıya geçiriliyor. Tabii. Osmanlı kroniklerinin de çok önemli bir kısmı bu dönemde yazıya geçiriliyor. Şimdi her ikisine de baktığımızda hangi zaviyeden bakarsanız bakın, yani o hikayelerin ortaya çıkması veya dolaşıma sokulması, öyle diyelim. Yani şeyi tartışmıyoruz, hikayenin gerçekliğini. Gerçek olsa bile o dönemde sirkülasyona giriyor. Evet. Değilse de o dönemde icat ediliyor. Şimdi baktığınız zaman eğer Osmanlı zaviyesinden yazılıyorsa, yani merkezin görüşünü aksettirecek veya Osmanlı hanedanı, sultanın görüşünü veya çıkarlarını aksettirecek şekilde yazılıyorsa, bu rencide olan kitleyle Osmanlı'nın tekrardan mitolojik olarak buluşturulması
Yani o hikayelerde kimin daha çok öne çıkarıldığı o kadar nüanslarla anlatılan bir şey ki o hikayeleri bu aralar tekrar başka bir proje için okuyorum dikkatli bir şekilde. Hiçbirisi diğerinin aynısı değil. Yani işte Ertuğrul'un veya Osman'ın şöyle bir rüyası var. İşte o rüyaya göre işte Osmanlı'nın kurucusu okuryazar değildi de işte çok Güçlüydü be. muttakiydi vesaire vesaire. Bu çok o kadar basit bir hikaye değil. Yani mesela bazı hikayelerde Ertuğrul'un, çünkü her zaman Osman'a atfedilmiyor. Bazen Ertuğrul adı geçiyor hikayelerde. İşte onun takvası öne çıkartılıyor. Yani o çok muttaki, edebali onun şeyi, yani duacısı gibi görülüyor. Bazılarında ise esas ana figür şey, edebali. Yani edebali orada ana figür, saltanatı ve gelecek Osmanlı'yı bahşeden edebali. Kutlayan, evet. Şimdi baktığınızda özellikle menakıbnamelerde ve Sufi perspektifinden yazılan şeylerde, kroniklerde altı çizilen o. Yani esas unsur aslında şey, Abdalan, edebali. Hocam. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu biz bunlara borçluyuz. Dolayısıyla bugün haklarını yiyemeyiz mesajı verilmiş oluyor böylece. Ama Osmanlı zaviyesinden yazanlar yok. Esas burada asıl olan şeydir. Osman'dır veya Ertuğrul'dur. Hani edebali de etraftaki dervişlerden bir tanesi. Sadece şeyi gördü. Osman'ın veya Ertuğrul'un geleceğini gören bir adam. Öngördü. Evet. Yok, görüyor. Manevi olarak görüyor. Şimdi Keşifle görüyor. burada bir de Edebali'nin işte anlatıla gelen işte bu abdal zümresinin nasıl diyelim vefai kökeni. İşte hep anlatılır ya bunlar babayı ayaklanmasının ardılı Osmanlı ya da Selçuklu'nun uç mıntıkasına sığınanlardı. Burada da mesela bu da bir tartışma konusudur. Hani işte şey dile getirilir, getirir işte Elvan Çelebi dile getirir, sonrasında Aşık Paşazade dile getirir. Bu Edebali'nin oradaki o pozisyonu aslında bir yanıyla demin de ifade ettiğiniz gibi bu abdal zümresinin kendisine önemli bir vurgu ve hakikaten de şeydir. Mesela 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yazılan menakıblar, hani bunlar daha çok böyle bugün Alevilik ve Bektaşilik geleneğine mal edilmiş kaynaklar. Tabi sonrasında istinsah ediliyorlar, çoğaltılıyorlar, eklemeler yapılıyor, çıkartmalar yapılıyor ama siz de daha iyi bilirsiniz hocam. Mesela Saltuknamedeki o şeyi görürsünüz. O rezonansı görürsünüz. Yani orada böyle bir şey var. Hani sizin anlattığınız şey, iki şeyi tekrardan böyle bir harmanlamak, onu da katmak, bunu da katmak. Peki hocam, demin dediniz ki bu soruyu hep tutalım burada. İşte Osmanlı'nın Sünni refleksleri ne zaman gelişti? Yine bu soruyu tutarak buradan bir yüzyıl tabiri caizse takla atalım ve gelelim 16. yüzyılın başına. Şimdi Osmanlı açısından aslında bir dikotomik unsur şey ortaya çıkıyor. Bu da ne? Safaviler. Şimdi Safavilerle beraber aslında hikaye biraz daha siyasi bir boyut kazanıyor ve bu hikayenin aslında tarafı olan Safavilerin kendisi de bir yanıyla işte Erdebil Tekkesi başlangıçta tabii ki 15. yüzyılın sonundan itibaren işte Fatih'in oğlu Bayezid'in adaklar, nezirler yolladığı işte o iyi ilişkilere sahip olduğu bir tekke bir anda bir bakıyorsunuz 16. yüzyılın hemen başında buradan gelen bir çocuk ya da o sufilerin koruduğu bir çocuk Şah İsmail 14 yaşında yanılmıyorsam tahta geçiyor ve Safavi Devleti'ni kuruyor. Şimdi orada hikaye değişmeye başlıyor artık. Şimdi ortada siyasi bir tehlike ve bu siyasi tehlike işte şey değil, tırnak içerisinde küffar değil. Hani kafir olarak nitelendirilen Hristiyan değil,
Müslüman bir devlet. Ve hikayenin aslında farklı bir şeyi oluyor artık. Kartlar yeniden karılmaya başlanıyor. Ve buradan yine Osmanlı Devleti'nin suni refleksleri ya da sinir uçları nasıl harekete geçiyor? Buyurun hocam. Bu da güzel ve derin bir soru. Şimdi sünni refleksler demeyelim de, çünkü sünni refleksleriyle şu zaman veya bu zaman harekete geçiyor dediğimizde, sanki Osmanlı Devleti'nde sünni bir öz varmış başından itibaren. Belli dönemlerde bu öz açığa çıkıyor gibi tasavvur ediyoruz. Emin değiliz. Bilmiyoruz. Yani Osman Gazi ile alakalı işte sonrakilerin anlattığının dışında dediğim gibi bir şey bilmediğim için Osman Gazi'nin ne tür bir maneviyatı vardı bilmiyoruz. Ama şehirde yani kırdan gelip şehirde yaşayıp öylece devam ettikleri için Sünni olma ihtimalleri yüksek. Veya en kaba haliyle, en geniş haliyle, en şey küçük harfle Sünni kategorisine koyabiliriz Osmanlıları. Ama siyaset düşüncesi bağlamından da sapmadan sorulara Lütfen, lütfen hocam. çalışırsak, ben Osmanlı'nın Sünniliğini veya Osmanlı yöneticilerinin siyasi dayatmalar veya krizler sonucunda veya tecrübesiyle daha çok Sünnileştiğini düşünüyorum. Daha bilinçli bir şekilde Sünnileştiğini düşünüyorum. Yani 14. yüzyılda böyle bir kaygı yok. Sünni veya Alevi olmanın bir anlamı da yok. Ya düşünün, Osman Gazi'siniz veya Orhan Gazi'siniz. Kimle savaşıyorsunuz? İşte yanınızda Mihaloğlu var, Akçak Hoca var, ne bileyim, Malkaçoğlu falan. İşte Rumlara karşı savaşıyorsunuz. Veya işte Orhan Gazi zamanında Bulgarlara karşı vesaire vesaire. Yani bir anlamı yok zaten. Yani ha Sünni olmuşsun ha, yani pratikte bir anlamı yok. Toplumsal olarak da bir şey yok. Geçerliliği yok. Yani böyle mezhepsel bir kimlik de yok ortada. Böyle bir tehdit de yok. Onun için o ilk dönemde Abdalan'la Osmanlı'nın çok yakın ilişkide olması, illa birinin diğeriyle aynı İslami anlayışta olduğu anlamına da gelmiyor. Mesela Osmanlı yöneticileri pekala Sünniliğe daha yakın, Abdalan pekala Aleviliğe daha yakın olabilir. Mümkün. Ama şeyi de biliyoruz tabi, Abdalan'ın kurucu figürleri 15. yüzyıl ve sonrasındaki menakıplar, genelde merkez etrafında yazılan menakıbnamelerde genelde Sünni figürler olarak da aynı zamanda resmediliyor. Ayrı mesele. O ama 15. yüzyıldaki, 16. yüzyıldaki okuma veya kendi geçmişleri nasıl göstermek istedikleriyle alakalı bir mevzu. Siyasi krizler derken en önemlisi Bedrettin vakası. İşte Evet, aslında Bedrettin onlardan vakasına kadar Osmanlıların için dediğim gibi geçerliliği yok. Yani Sünni veya Alevi olmanın çok farkında olduklarını da zannetmiyorum bu arada. Çünkü bu tür kimlikler hakikaten biraz arkeolojik kimlikler, öyle söyleyeyim. O dönem itibariyle bile. Onu biraz daha açacağım. Ben unutursam hatırlatıver. Yani güncel maneviyatta veya toplumsal yapılaşmada, hatta siyasi kurumlaşmada pek bir geçerliliği olmayan şeyler. Ya bu mezhepsel düşüncenin veya kimliklerin veya anlayışların. Ona girebiliriz daha sonra. Bedrettin meselesinde Osmanlılar şunu görüyorlar. Ya o ana kadar Sufi ile ortak hareket etmişler. Değil mi? Yani genelde Abdalan'la beraber hareket ediyorsun. Savaştıkların ya bir başka bey veya işte Bizans feodal güçleri veya işte şey Bulgar kralı, efendime söyleyeyim Sırp kralı vesaire, onlara karşı savaşıyoruz. Abdalan'la alakalı bir problemin yok o ana kadar.
Fakat ilk defa şeyden sonra Ankara Savaşı zaten ayrı bir travma. Yani Osmanlı Devleti'nin muhtemelen bütün tarihindeki en büyük travma ben Ankara Savaşı olduğunu düşünüyorum. Fakat ayrı bir mevzu. Ardından tam o karmaşık ortamda Osmanlılar hani Abdalan'la vesaire bir arada hareket ederlerken bir tane Sufi figür isyan ediyor. Abdalan değil Bedrettin. Evet. Tam tersi şehirli ve yazılı bir tasavvufi geleneği temsil ediyor. Ama Ulema'dan geliyor değil mi hocam? Yani ulemadan geliyor. Fakat babası da esas öyle. şeyi takipçileri şeyden kırsal kesimden. Yani şehirli olmasına rağmen esas takipçileri muhtemelen Abdalan'la aynı tabandan. Toplumsal. Evet hocam. Onun için günümüzdeki işte Bedrettin'in takipçileri falan hala kırsal bölgede daha çok şehirli topluluklar değiller bildiğim kadarıyla. Ya bu çok büyük bir travma oluşturuyor Osmanlılar'da. Şimdi bir şey isyan etmiş. Önce bir anlamak gerekiyor. Yani nereden çıktı bu? Değil mi? Yani bir tane şey çıkıyor ve tamamen farklı bir toplumsal, manevi, siyasi model önererekten çıkıyor. Yani çok köklü bir tehdit şeyinki Bir de Bedrettin. şehzadelerinden birisinin de kadasker oluyor hocam. Yani dört Evet. kardeşten birinin de Evet. destekçisi. Aslında Osmanlı'ya Şimdi çok uzak değil. evet, orada mesela şeyin en önemli yönü Sünnilikle Osmanlı'nın nasıl diyeyim karşılaşmasının veya Sünniliği daha bir yakından öğrenmesinin bir kere hukuk gerekiyor size. Yani isyan eden birisi nasıl cezalandıracaksınız? Yani tabii şeyde cezalandırıyorsunuz da savaşırken isyan esnasında bir taraftan da onu hukuken hükme bağlamanız gerekiyor. Hani yazarken de şeyde tarihlerde onu da ifade etmeniz gereken niye yanlış bu? Yani bir şeyhin ayaklanması Bedrettin'in niye yanlış? Yani o yanlışlığını ifade edebilmeniz için size daha kurumsal, daha sistematik bir hukuk nosyonu lazım. Ya kafanızdan işte falanca bana isyan etti dediğiniz zaman sen kimsin ki niye sana isyan etmiş oluyor? Belki sen ona isyan etmiş oldun. Öyle değil mi? Yani senin liderliğini veya yönetimini Şeyh Bedrettin'e nispetle daha meşru kılan nedir? Ya burada dayanabileceğin bazı şeyler var. Bir tanesi örf. Örfe göre işte ben beyim, işte kurultayda seçildi Osman Gazi, o da sonraki bir hikaye vesaire diyebilirsin. Yani örfe bağlayabilirsin veya daha güçlü bir hukuk temeline bağlayabilirsin. O noktada işte Osmanlılar sünniliklerini daha ciddiye al veya sünniliği diyelim daha ciddiye alıp kullanmaya başlıyorlar sünni hukukunu. Bedrettin'in yargılanmasına bakarsan bir kere yargılanıyor her şeyden evvel. Evet. Yani ortada bir kadı var. Yani o kadının onu yargılaması lazım. Enteresan, kadı da şeyden geliyor. Mısırlandıydı. Yok. Mısır. Yok yok şeyden İran'dan. Acem. Acem'den gelen ulu bir kadı. Öyle diyor Nazım Hikmet Destanı'nda da geçiyor herhalde adı. Gerçi elimde tam Ahmet Yaşar Hoca'nın da kaynaklar. kitabı Ya var. önce bir mahkeme var, kadı var ve isyan hareketi var. Onun hükme bağlanması gerekiyor. Şimdi bu basit bir dava değil. O dava aynı zamanda Osmanlı meşruiyetiyle de alakalı bir şey. Yani o davadaki hüküm aynı zamanda sizin hangi esaslara dayanaraktan meşru bir yönetim olduğunuzu da ifade etmiş oluyor. İşte o noktada Sünni fıkhına dayanıyorlar. Sünni fıkhına göre Bedrettin Bayi Evet, bay. olarak İsyankar. hükme bağlanıyor. Şimdi Bayi nedir? Onu bir sonraki Safavi bağlamında da konuşacağız. Yine unutursam hatırlatıver. Olur hocam. İsyan hareketlerini iki türü var Sünni hukukunda.
çok komplike, basitleştirerek söylüyorum. Birisi irhab, birisi de bayi. İrhab, kendi çıkarların gereği isyan ediyorsun. Yani diyelim ki toprak ağasısın, aşiret reissin, çıkarların çatıştı zamanın yöneticisiyle, onu dinlemiyorsun. Kendin ek vergi almak istiyorsun veya işte asker istediği zamanın sultanı vermiyorum diyorsun vesaire. Ama tamamen kendi şeyinden dolayı, çıkarından dolayı. Tabii. Veya yol kestin, eşkıyalık yaptın, büyük bir kitle topladın. Bir yerde kendi özelliğini yine, ama bunlar hep senin şeyinden dolayı. Kişisel veya topluluk çıkarından dolayı ayaklandığın zaman bunun adı irhab. Anarşi gibi. Günümüzdeki Arapça'da anarşiye ve teröre tekabül ediyor. Bunlar cezası doğrudan ölüm. Ve mallarını da malları da helal alabiliyorsunuz. Ama eğer bayi ise, bayi şu demek. Anlayış farkından dolayı isyan etmişse veya senin imametini, saltanatını, hilafetini, beyliğini her neyse kabullenmemişse, mesela sana biat etmemiş, sultan çıkıyor ortaya. O veya bu sebepten diyorsun ki yok kardeşim ben sana biat etmem çünkü sen benim kafama göre şartları tutturamıyorsun. O şartlara sağlamıyorsun diye isyan edebilirsin veya şunu da diyebilirsin. Ya benim kafamdaki yönetim tarzı farklı. Yani ben memleketim veya işte köyümün, topluluğun, Müslümanların, ümmetin neyse. Yani şey değişebilir, topluluğun çapı. Şu tarz yönetilmesini istiyorum. Ya mesela ben beyliğe karşıyım, halil hilafet istiyorum diyebilirsin. O farklılıkla, yani düşünce, ideoloji, anlayış farkıyla isyan etmişseniz ve kendi iddianız varsa yönetime dair, onun adı bahi oluyor ve bahi edenlerin malları İslam hukukuna göre müsaade edilemiyor. Aslında meşru bir ayaklanmadır. Fakat ayaklanmanın kendisi meşru olduğu kadar ayaklanmayı bastırmak da meşru. Çünkü ortada savaşan iki değişik anlayış var. Yani özel çıkarlar yok. Birisi diyor ki bu şekilde yönetilmesi gerekiyor memleketin. Benim hilafetten veya işte beylikten anladığım bu. Öteki de diyor ki hayır, benim beylikten, hilafetten anladığım bu. Yani çatışan iki dünya görüşü var. İkisini de birbirini ortadan kaldırma, yani tanımı icabı var. Öteki türlü tesis edemezsin kendi dünya görüşünü. Ama diyelim ki olay bitti. Yani isyan bastırıldı. Cezalandırabilirsiniz isyan edenleri. Fakat mallarını müsaade edemezsiniz. Yani kanı Şeyh Bedrettin örneğinde hocam, değil mi? Aynen. Kanı helal, malı haram. Malı haramdır. Evet, öyle diyor. Evet, öyle. Değil mi? Şeyden sonra da başka bir anekdotla başka bir misal vereyim. Suhte isyanlarından. 1580'lerde biliyorsunuz Osmanlı'da çok fazla medrese yapıyorlar. İhtiyaç fazlası. Neredeyse her köşeye medrese yapılmış. Tabii büyüyen bir imparatorluktan bahsediyoruz. Bir anda daralma olmuyor da durgunlaşıyor, durağanlaşıyor ortalık. Fakat büyük bir arz var. Hikayesi uzun. Çok sayıda medrese öğrencileri var etrafta. Onlar ayaklanmaya başlıyorlar. İşte suhte ayaklanmaları dediğimiz olay. Şimdi onlarla merkez arasında sürekli şey var. Mektuplaşmalar oluyor. Merkezden işte emirler gidiyor. İsyanınızı hemen sona erdirin vesaire gibi. Onlar kendi argümanlarını söylüyorlar. Şöyle tehditler çıkıyor. Bu işte ancak bir medreselinin, Sünni medreselinin anlayacağı bir şey. Ve anlıyorlar mesajı o zaman. Eğer diyor birçok şeyde, fermanda hemen diyor durdurmazsanız isyanı, neydi o? Kanı ve malı kanı hederdir, malı helaldir deriz diyor. Yani kanın helal, kanın heder,
malın helal oluyorsa bu artık bayi olmuyorsun anlamına geliyor. Evet. Yani o zaman Evet. ilhaba giriyorsun, eşkiyaya giriyorsun. Yani eğer belli bir vizyonla, belli bir dünya görüşüyle ayaklanıyorsan bayisin, tamam. Malın helal değil. Ama şeyde merkezden gelen yazılarda öyle diyor. Eğer malın diyor helal olur, o zaman mesajı anlıyor şeyler, medreseliler hemen. Yani birçok yerde işe yarıyor. Ayrı bir mesele. Neyse Peki şimdi o safa biraz daha, evet hocam. nerede kalmıştık önceki mevzuda? Hüseyin Ha, hocam, ha. Bedrettin'den devam ediyorduk. Evet. Ha, şu Bedrettin hikayesi, Şey, isyanı, evet, Bedrettin'de kalmıştım hocam. evet, bir kere İslam hukukunun gerekliliğini, Sünni İslam hukukunun gerekliliğini, işlevselliğini ve faydasını gösteriyor Osmanlılara. Bu daha sonraki dönemlerde de bu şekillerde, özellikle mesela bürokrasinin şekillenmesi, vergi hukukunun şekillenmesi, vakıf hukuku. Şimdi bir taraftan artık kurumsallaşıyorsunuz yavaş yavaş. Kurumsallaşan bir devletin hukuka ihtiyacı var. Ya bunu şey yapacaksınız, kendiniz sil baştan bir hukuk sistemi oluşturacaksanız ya da gelişmiş olan bir hukuk sistemine dayanacaksınız. Şimdi şey dönemine götürelim kendimizi, Osmanlıların işte kurumsallaşmaya başladığı II. Murat ve sonrası ve çok hızlanan bir süreçte Mehmet dönemi. Şimdi hangi hukuku alırsınız? Ya biraz da pratik olmak zorundasınız. Çünkü yani günün acil ihtiyacı bu. Kapalı çarşı gibi bir yer yaptınız. İşte orada bir vergi rejimi lazım. Veya işte tımar sistemini oluşturmaya başlamışsınız 14'ün sonlarından itibaren. Onun bir hukuku lazım. Diğer taraftan işte tımarlılar, köylüler aralarında bir sürü vukuat oluyor. Şehirli esnaf arasında vukuat. Yani işte hukuk lazım. Dediğim gibi ya sıfırdan başlayacaksınız, yazacaksınız ya da çok gelişmiş olan bir hukuk sistemini adapte edeceksiniz. İşte o noktada Osmanlılar Sünni hukuk sistemini çok işe yarar buluyorlar ve onu adapte. Başından beri de zaten büyük oranda onu uygulamışlar zaten, fakat çok şümürlü bir şekilde değil. Mesela şeyle alakalı bir kıssa vardır. Ne derece doğru bilmiyorum da Yıldırım Beyazıt bir gün kızıyor kadılara. Hepsini diyor toplayın bir tane harmana. Emrediyor. Hepsini toplayıp anında hepsini birden yakacak. Bir şeye kızmış herhalde. Rüşvet mi alıyorlar? Öyle bir mevzudan dolayı. Ya bu çok gelişmiş bir hukuk anlayışını aksettirmiyor. Yani bütün kadınları toplayıp yakamazsınız. Yani Beyazıt'ın kafasındaki adalet nosyonuna karşı bir uygulama olmuş. Çok kızıyor. Bütün hukukçular kadınları ortadan kaldırmayı düşünüyor. Ama sonrakiler çok daha tabii nüanslı düşünüyorlar. Yani uygunsuzlukları ortaya çıkmış kadınlar her zaman cezalandırılabilir. Ama öyle mutlak ve külli tedbirlerden kaçınıyorlar. Yani Osmanlı Devleti'nin bizzat bu kurumsallaşmasıyla beraber hukukun, Sünni hukukunun adaptasyonu gelişiyor. Zaten medreselerin de biraz yaygınlaşması, hem şey olarak, coğrafi olarak yaygınlaşması, hem de içerik olarak daha yüksek seviyede eğitim vermeye başlamasının sebebi. Dikkat edersen Osmanlı medreselerinde de okutulan kitaplar zaman ilerledikçe daha sofistike hukuk kitaplarıdır. Çünkü giderek daha çok girift, hukuki meseleler ortaya çıkıyor Osmanlı toplumunda. Onları çözümleyebilecek şey lazım. Hukukçular lazım. Şimdi yine doğrudan siyaset düşüncesiyle bağlantı kurup Safevilere gelirsek, Safevilerin ortaya çıkışıyla beraber ikinci bir unsur da ortaya çıkıyor Osmanlı Sünniliği açısından. Çıkıyor derken belirginleşmeye başlıyor. Öyle diyelim. Yani dediğim gibi bunların hepsi süreçler. Yani bir anda oluşan durumlar değil. Yani Osmanlı medreselerinde ta İznik'teki medreseden itibaren fıkıh kitapları, kelam kitapları vesaire okutuluyor. Ama
Osmanlı yönetiminde bu kadar hakim değiller bu kitaplar. Şimdi şeyle beraber, Safavilerin ortaya çıkışıyla beraber Osmanlılar bir kere benim görüşüme göre, bu konularda çok farklı görüşler olduğunu da biliyorum. Bir kere kontrpiyede yakalanıyorlar. Öyle söyleyeyim. Yani top ters tarafa gidiyor. Bir şaşkınlık dönemi var. Yani 15'in sonları, 16'nın başları. Safevileri hani Osmanlı'nın çok bildiklerini düşündükleri tasavvufi teşekküllerden birisi olarak görüyorlar o ana kadar. Çünkü Anadolu'da melamiler var. Melamiliğin kökeni şeye dayanıyor. Erdebil'e dayanıyor. Yani aynı kökten geliyor Anadolu melamileri. Hacı Bayram mıydı? Hacı Bayram aynı kökten geliyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın en yakın ilişkide olduğu mutasavvıf kitlesiyle Safaviler aynı kökten. Yani böyle öteledikleri, dışladıkları, yabancı gördükleri bir oluşum değil Safaviler. O haliyle hani Şii, Alevi vesaire falan olarak da görmüyorlar. İlk çıkışları itibariyle. Hüseyin Hocam, En azından kaynak olarak elimizde böyle bir şey yok. burada hani yine devlet sünni refleksler, ben soruya biraz takla attırıp biraz şöyle söyleyeyim aslında. Belki buna da bunu da tartışmak gerekiyor ama yani sünniliğin Osmanlı resmi ideolojisi açısından tırnak içinde araçsallaştırılmasından bahsedebilmek mümkün mü? Araçsallaştırması. Evet. Eğer bu kelimeyi düzgün telaffuz edebilirsem cevabını da vereceğim. Araçsallaştırma. Evet, yani siyaseten Anladım, kullanılması. anladım. Yok, soruyu anladım. Zaten oraya gelecektim. Buyurun. Zaten yani şöyle söyleyeyim. Yani tarihi tecrübeler sizin dini anlayışınızı, dini kimliklerinizi de şekillendiriyor. Bu arada veya o tarihi tecrübelere, olaylara verdiğiniz tepkiler sizi Evet. tanımlıyor. Bu Osmanlı yönetimi için de geçerli. Hani baştan beri anlatmaya çalıştığım o aslında. Şimdi tanıdık bir sufiye bu sefer tehdit oluyor Osmanlılar için. Değil mi? Şah İsmail'in ortaya çıkışıyla beraber Safaviler tehdit, askeri bir tehdit bu arada. Yani ilk çıkış itibariyle dini bir tehdit değil. Ama hemen şunu görüyorlar. Bu diğer alışa geldikleri tehditten çok farklı. İşte Ankara Savaşı'nı görmüşler. Timur gelmiş. Yani meydan savaşı yapıyorsunuz. Kazanan kazanıyor. Kaybeden kaybediyor. İşte ne bileyim Sırp kralına karşı savaşıyorsun. Kazanıyorsun veya kaybediyorsun falan. Yani savaşlar böyle ola gelmiş. Şimdi Şah İsmail'in çıkışı çok farklı bir şey. Yani Şah İsmail Anadolu'daki işte bizim bildiği hikayeyi tekrar etmeye gerek yok. Yani bir Türkmen kitlesi üzerinde onların aidiyetlerini alıyor. Yani Anadolu'daki Türkmen kitlesi büyük ekseriyetle Osmanlı aidiyetinden veya tebaalığından Şah İsmail tarafına rahatlıkla geçebilecek bir şey sergiliyorlar. Duruş sergiliyorlar. Onun sebepleri de çok yani detaylandırılabilir. En basitinden Şah İsmail'in dili. Yani Evet. Şah İsmail Anadolu'daki destanların dilinden konuşuyor. Yani Şah İsmail çıkıp da kitaptaki Alevilikten bahsetmiyor. Veya kitaptaki Şiilikten bahsetmiyor. Şah İsmail'in şiir dili biraz Battalname, Danışmetname, işte Yunus Emre, Aşık Paşa vesaire. Yani çok vernaküler bir dil. Duru bir Türkçe, manevi olarak da Anadolu maneviyatına, Türkmen maneviyatına diyelim, hitap eden bir maneviyatı var. Oradan direkt yani Şah İsmail meşru bir otorite olarak çıkıyor. Çok çok bariz. Şimdi olayı şey yaparsak, biraz daha basitleştirirsek Osmanlı'ya tehdit oluşu anlamıyla. Birincisi askeri bir güç olarak güçlü.
İkincisi göçmen Türkmenlere dayanıyor. Üçüncüsü tasavvufi bir şey var, iddiası var. Yani bu şu anlama geliyor aslında. Şimdi Osmanlı'nın kökeninde tasavvufla beyliği meczetme veya birlikte gösterme veya görme ameliyesi var ya menakıplarda veya kroniklerde işte Edebali'yle Osman Gazi örneğinde gördüğümüz gibi. Şimdi bu Edebali'yle Osman Gazi'nin birleşip tek bir kişi olduğunu düşünün. O Şah İsmail. Yani o birliktelik, o simbiyotik ilişki tek bir kişide tecessüm etmiş oluyor. Yani bu Osmanlı'nın hiçbir zaman elde edemeyeceği, edememiş olduğu bir şey, imaj. Ya da Osman Baba'yla Fatih Bu mesela. evet. Osman Evet. Baba'yla Fatih'in Ya biri birleşik tek tamamen. bir insan o Şah İsmail oluyor. Şimdi bu çok çok büyük bir tehdit. Yani varoluşsal bir tehdit. Bir. Osmanlı'nın bütün meşruiyet aygıtlarını ayağının altından süpüren bir şey. Çünkü tasavvuf ve tasavvufi imajlar Osmanlı saltanatının meşruiyetinin en önemli ayaklarından birisi. Yani o ana kadar çok fazla işte burada Sünni'yle girebilir biraz. Sünni teori veya Ehl-i Sünnet fıkhına dayanan bir meşruiyet derdi yok Osmanlıların. Birincisi örfi meşruiyetleri var. İşte beylik olmuş ve sonra kendi kılıçlarıyla kazandıkları topraklar var. Bunu mesela İbn Kemal çok net bir şekilde gösteriyor. Osmanlıların meşruiyeti kendilerinden menkuldür diyor. Yani birilerinden tevarüz etmemişlerdi bütün bölgeleri. Bunlar kendileri fethettiler. Dolayısıyla meşrudular. Bir böyle gelenek var. İkincisi de genellikle tasavvufi imajlarla, kavramlarla kendilerini şey yapıyorlar. Yani manevi alemde Allah dostlarını evliyayla, kutuplarla vesaire desteklendikleri Osmanlı'nın sürekli altı çizilen meşruiyet araçlarından birisi. Şimdi Safeviler ortaya çıkınca bu gidiyor. Çünkü Şah İsmail kendisini bir taraftan kutup olarak gösteriyor, bir taraftan işte Hazreti Ali'nin soyundan gösteriyor, bir taraftan Mehdi olarak gösteriyor. Yani İslam tasavvufunda ne varsa Şah İsmail'de var. Fazlasıyla var. Yani hem İmamiye Şiasındaki en kutsal otorite imajlarını alıyor kendisi, hem tasavvuftakileri alıyor. Bir de bunları yerel bir dille ifade ettiği için karşı koyamıyorsunuz. Evet, bir Yani de şimdi Anadolu'daki sufileri de bağlıyor düşün kendisine. ki Avşar kabilesi diyelim veya hangi kabileyi alırsanız alın şeyden aşireti Anadolu'da. Yani bir taraftan Şah İsmail'in dâilerinin gelip anlattıkları bir Şah İsmail var. Siz buna şimdi karşı olarak ne diyeceksiniz? Yani kelam kitaplarıyla gidemezsiniz. Fıkıh kitaplarıyla gidemez. Çoğu Arapça hala zaten. Yani böyle bir şey var. Problem var. Önce problemi vaz edelim. Şimdi Osmanlılar bunu yaparken şey düzeyin, entelektüel düzeyde diyeyim, askeri tarafını zaten biliyoruz o konumuz haricinde. Birkaç yani bu tabii çok sistematik düşünülüp geliştirilmiş bir proje program falan değil de tepkileri şöyle oluyor. Birincisi Anadolu'daki Sünni tarafı ağır basan tekkeler, tarikatlar, şeyhlerle ilişkileri güçlendiriyorlar. Evet. İkinci Beyazıt'ın şey dönemi. Bakın. İkinci dönemi. İkinci Beyazıt'ın ikinci dönemi. Öyle diyelim. Özellikle Beyazıt'ın şey Halvetilerle ilişkileri. Halvetiler enteresan bir topluluk. Çünkü Halvetilerin silsilesi de şeye dayanıyor. Ali'ye Evet. dayanıyor. Yani Halvetilerle sıkı bir ilişkiyi ki kuruyorlar. Ya yani o konuda çok başarılı Osmanlılar. Her ne kadar 16. yüzyıldaki bir sürü asi sufi de Halvetilerden olmakla beraber genel itibariyle Osmanlılar Halvetilerle çok sıkı bir ittifak kuruyorlar. Bu İlişki Aleviliği biraz dengelemiş oluyor. Alevilik burada mezhep anlamında demiyorum. Yani Ali sevgisi veya kuruyor. Ali maneviyatı anlamında diyor. Birincisi bu. Yani Sünni ağırlıklı tarikatlarla yakın bir ilişki.
kuruyorlar. İkincisi Osmanlı Sultanı'nı işte Şah İsmail'in imamet hariç işte Hazreti Ali soyu falan hariç onun dışındaki İsmail'in kullandığı bütün şeyleri kendileri de kullanıyorlar. Ve kendi etrafındakiler Osmanlı Sultanı'nı o şekilde resmetmeye başlıyorlar. Yani Osmanlı Sultanı onu da açabiliriz. Şimdilik bu kadar söyleyin. Osmanlı Sultanı da Kutup, Mehdi, Halife-i Mutlak ne istersen. İmam-ı Zaman hepsi. Üçüncü olarak yine de dengelemeniz gerekiyor. Yani Safevi maneviyatı çok güçlü. Bunu Safevi maneviyatı ve ya bunu doğrudan tarikatlarla dengelemeniz mümkün değil. O ortamda İbni Arabi tasavvufunu öne çıkarmaya başlıyor. İbni Arabi Osmanlı'da aslında biraz bir figür. Tartışmalı. İşte yine Osmanlı sünniliği diyeceksek. Mesela bir sürü ulema İbni Arabi ile arası iyi değil. Anlamda. Düşünsel, teolojik anlamda. Ve İbni Arabi'nin eserlerinin Osmanlı ortamında okunması konusunda falan çok tedirginler. Çünkü İbni Arabi tasavvufu sünni kelamıyla çok kolay buluşturulabilecek, barıştırılabilecek bir tasavvuf kozmolojisi değil. Onun için bir sürü ulema yani İbni Arabi konusunda çok tedirgin Osmanlı'da 15. yüzyılda. Ama ne yapıyorlar? Mecburlar. Öyle diyelim. Biraz avam diliyle. İbn Arabi'nin Şeceretün Numaniye eseri bu dönemde ortaya çıkıyor. Yani bu bilmiyoruz tabii. Şey yapmamak lazım. Belki de yazmış. Tereddüt olmak lazım. Eser ve sonradan redakte edilmiş bir eser olabilir. Veya bilmiyoruz. Ama 16'nın başlarında İbn Arabi'ye atfen bir eser çıkıyor. Bu eser işte Osmanlıların gelişini, yükselişini ve ahir zamandaki tek meşru yönetimin, iktidarın, otoritenin onlar olacağını haber veriyor İbn Arabi. İşte İbn Arabi'nin enteresan tarafı şu, İbn Arabi hem Şii dünyasında hem Sünni dünyasında aynı anda hem tartışmalı hem çok sevilen bir adam. Evet. Böyle bir adam. Ya o kadar ki Davud-u Kayseri'nin biliyorsunuz bir şerhi var İbn Arabi'ye. İbn Arabi Davud-u Kayseri'nin şerhine de Hümeyni'nin haşiyesi var. Biliyorsunuz Hümeyni yani burada parantez ayrı bir anekdot. Hümeyni'nin şeyini hatırlarsanız Gorbaçov'a mektubunu. Evet hocam. Bir mektup yazıyor. Onu İslam'a davet eden. Davet ederken İbn Arabi okumasını tavsiye ediyor. Yani çok böyle normatif kafalı bir ayetullah için bile İbn Arabi yani uçsuz bucaksız bir okyanus. Çok şey. Çünkü İbn Arabi'nin eserleri çok sembolik ve derinlikli olduğu için çok farklı şekillerde yorumlar yapmanıza veriyor. İmkan veren bir taraf var. Dolayısıyla hem Şii hem Sünni dünyası dediğim gibi aynı zamanda hem tartışmalı hem sevilen bir adam. Dolayısıyla İbn Arabi yoluyla Şii, Alevi, işte Safevi dünyasına ulaşmanız çok kolay. Kendi şeyiniz itibariyle de tebaanız itibariyle de İbn Arabi öne çıkartaraktan bir şekilde o manevi tehdidi dengelemiş oluyorsunuz. Oluyorsunuz. Evet hocam. Fakat en önemlisi yine konumuz itibariyle Osmanlıların Sünni kelamı daha ciddi bir şekilde okumaya başlamaları. Yani 15. yüzyılda dediğim gibi belki müfredatın parçası olarak kelamı okuyorlardı. Çünkü kelam kitapları müfredatın parçası. Fakat kelam kitapları çok arkaik kitaplar. Yani 16. yüzyıldakiler bile çok arkaik kitaplar. Şimdi tipik bir kelam kitabını
açarsanız orada işte delalet mezhepleri ile alakalı şeyler vardır. Bahisler vardır. Oradaki bahisler 500 sene öncesine ait olur genelde. Yani işte Mutezile'den bahseder. Uzun uzun. Ama Osmanlı dönemi itibariyle Mutezile falan kalmamış. İşte bu arkeolojik bilgi dediğim biraz o. Haricilerden bahseder. Harici kalmamış Osmanlı dönemi itibariyle. Rafizilerden bahsediyor. Rafizi denen bir şey yok ortada. Yani kelam kitapları aslında çok işlevsel kitaplar değil. Çok had safhada rafine edilmiş. Bu diğer mezhepler daha çok Sünniliği yani ehli sünnetin farkını ortaya koymak için zikredilir. Yani aslında bir kelam kitabı Sünni inancı formüle eder. Ama onun iyi anlaşılması için karşıt anlayışları zikreder. Onlar da çok arkaiktir dediğim gibi. O anlayışların çoğu İslam'ın ilk 300 yılında oluşup tartışılıp Ehl-i Sünnet kelamcıları tarafından hükme bağlanmış şeyler. Yani yeni bir tartışma yok aslında. Neyi tartışacaksınız? Ortada Mutezile yok, harici yok. Tekrar tartışamazsınız olayı. Şimdi bu ortamda Safavileri karakterize etmeye çalışırken ne olduklarını ve onları tabii kötülemek de gerekiyor. Savaşın boyutu şey değil sadece. Sosyal düzlem ve askeri düzlem değil. Aynı zamanda manevi ve entelektüel düzlemde de Safavilerle bir çatışmaya giriyorsunuz. Hocam, hocam şurada tam da yerinde şöyle bir girsem. Şimdi siz demin dediniz ki tarihi gerçekliği ayrı bir şey, tarihsel fonksiyonu ayrı bir şey dediniz. Yani onun üzerinden ya bir şey gerçekleşmiştir tarih olarak bu farklı bir şeydir. Ama söylem üzerinden onu ön plana getirmek ayrı bir şey. Şimdi tam da bizim programımızın destekçilerinden Özgür Çataltepe şöyle bir şey söylüyor haklı olarak. Diyor ki şimdi meşru devlet yani Bahi'den bahsettiniz hocam. Şimdi bu meşru hükümdara karşı silahla karşı koyuyorsunuz diyor. Bu tabir ya bu aslında sadece bu tabir üzerinden de siz de belki oraya geleceksiniz. Şimdi bu ve bunun gibi tabirler üzerinden aslında doğrudan düşmanı tanımlayarak kendinizi düşman üzerinden meşrulaştırma girişimi içerisine giriyorsunuz. Yani onu olumsuz diyorsunuz, bir kavramla onu olumsuz diyorsunuz ve dolayısıyla da bunun üzerinden kendinizi tanımlama girişimine başvuruyorsunuz. Dolayısıyla burada tam da isyan tabiri, yani devlete karşı isyan tabiri sürekli bir konforlu alan açmıyor mu diyor yönetici ekibe karşı. Yani Sünni yönetim kendi meşruluğunu tesis etmek için tırnak içinde Alevi isyanları meselesini kullanmış olabilir mi? Ki bilmiyorum bu kitabında mıydı Karen Barkey'in ya da diğerinde miydi? Hani Celali isyanlarının Osmanlı Devleti tarafından aslında var olan muhalefeti bir yanıyla da nötralize etmek için kullanılmış olabileceğine dair bir tez öne sürüyor bu çalışmasında ya da diğerinde. Tam da aslında belki oraya gelecektiniz. Hani bu nitelendirmeler, kavramlar. Evet, Buyurun, buyurun hocam. tam da konuştuğumuz minimal üzere noktalar bunlar. Yani dediğim gibi yani o Bedrettin örneğine dönersek isyan varsa bunu hukuki olarak hükme bağlamak zorundasınız. Öteki türlü yani toplumsal imajınızı koruyamazsınız. Yani neye göre sen birisini cezalandırdın veya isyanı bastırdın vesaire. Yani onun dediğim gibi savaş çok farklı düzlemlerde devam ediyor. Yani her düzlemde kazanmak zorundasınız. Safavileri askeri olarak yenmeniz olayı çözümlemiyor. Evet. Yani çünkü tebaayı kaybediyorsunuz bu arada. Yani tebaayı bastırmanız da olayı çözümlemiyor. Yani zecri tedbirlerle. Eğer onların hala size karşı bir isyan halleri varsa ki devam ediyor yüzyıllarca sonrasında. Onu dengelemek için dediğim gibi bütün bu sebeplerden dolayı bir arayış içindesiniz aynı zamanda. O arayış içindeyken en hazır repertuar, kelam repertuarı. Biraz önce anlattıklarıma ek olarak.
kelam repertuarından da çıkan şu. Çünkü şey de yetmiyor burada. Bir önceki arkadaşın sorusuna da cevaben. Yani Safavileri bayi olarak tanımlamanız veya İrhab olarak tanımlamanızın bir faydası olmuyor. Çünkü güçlüler ve manevi alanda da farklı bir iddiaları var. Şöyle bir iddia değil Safavilerin ki. İşte senin veya Safaviler demeyelim de şey diyelim. Anadolu Türkmenlerini diyelim de. Daha doğrusu biraz karıştı mevzu. Safaviler kadar Osmanlılar Anadolu'daki Türkmenlere karşı da mücadele ediyor. Esasen entelektüelce buna bakmak lazım. Yani Safavileri askeri düzeyde yenip atabilirseniz Anadolu'dan. Ama Anadolu'daki Türkmenleri nasıl kazanacaksınız? Bu çok büyük bir problem Osmanlı. Yani sürekli isyan eden bir kitleyle yaşayamazsınız. Yani şey açısından, nizam açısından, nizamın alem açısından onların nizam altında olması gerekiyor. Hocamız koptu mu yayından? Koptun mu? Hüseyin hocam, Evet. buyurun hocam lütfen, bir koptu, devam edelim lütfen. Ha, nerede kalmıştık? Yani En son Safavileri dediğin. böyle, aslında ben size orada şöyle bir şey daha söyleyeyim hocam, elinizi rahatlatmak için. Şimdi ben de Osmanlı'da bir arkadaşla mürtetlik çalışıyoruz. Mürtet meselesi 19. yüzyıl. Yani Evet. bunu İslam hukuku bağlamında ve Osmanlı 19. yüzyıl Osmanlısıysa geçmişi bağlamıyla da çalışıyoruz. Mesela bizim yaptığımız analizlerde ve araştırmalarda Osmanlı Devleti'nin Safevileri ya da Kızılbaşları daha çok böyle de bu politik argümantasyonlar üzerinden nitelendirirken mesela mürtet üzerinden çok girmiyor. Çünkü mürtet olarak nitelendirdiğiniz zaman orada yine hukuk devreye giriyor ve sizin o kişileri irtidat etmiş olan o kişileri, çünkü İslam'dan çıkmışsa, davet etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada özellikle mesela irtidat hükmünü ya da mürtet hükmünü de işletmemesi, bir yanıyla da Osmanlı Devleti'nin meseleyi dini sahipten ziyade tamamen politik, nasıl diyelim, algılarla çözmeye çalıştığının da bir resmini göstermez mi? Buyurun hocam, siz kaldığınız yerden devam edin. Ben de böyle bir naçizane yorum yapayım istedim. Yok, doğru. Yani o sadece Safavilerle alakalı bir mevzu değil bu. Tabii ama çıkış itibariyle Safavilerin arz ettiği tehdit Osmanlıların öncesinde veya sonrasında gördüğü tehditlerden çok daha farklı. Dediğim gibi yani çok farklı katmanlarda bir tehdit olduğu için diyorum. Şimdi Safavileri nasıl karakterize edeceksin? Bayi olarak karakterize ettiğinizde işte basit bir isyan hareketi gibi ortaya çıkıyor. Yani neticede Anadolu'daki Türkmen isyanlarının birçoğunda o hükmü işlerliğe koyuyorlar. Veya bayi olmasa bazen şey işlerliğe koyuyorlar. İrhab hükmü. Yani ya eşkıya olarak görüyorlar onları ya da bayi olarak görüyorlar. Fakat dediğim gibi burada çok daha temelli bir mevzu var. O mevzu da yani büyük bir kitleyi meşruiyet kaynağı olarak kaybediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. İsyanı bastırabilirsiniz, Safavileri yenebilirsiniz ama o kitlenin gözünde hiçbir zaman meşru olmayacaksınız artık. Yani böyle bir problem var. İşte ondan dolayı Osmanlılar daha çok bir taraftan tasavvuf yoluyla dengelemeye çalışırken o anlayışları, diğer taraftan da özellikle daha çok taktiksel açıdan Safavileri anlarken eski kelam kitaplarını devreye sokuyorlar. Ya o ilginç geliyor. Yani Safaviler 16. yüzyıla kadar veya hatta tam olarak ne zaman çıktığını bilmiyorum kavramın. Safaviler rafizileştirilmeye başlanıyor Osmanlılar tarafından. Yani öncesinde Safavileri veya Safavi tarzı anlayışları Osmanlılar rafizi olarak görmüyorlar. Çünkü Safavi anlayışı, ya yani Şah İsmail'i buradan biraz daha farklı düşünmek lazım. Yani onun temsil ettiği bir Alevilik var o dönemde. Bir de kendisi var hani Aleviliği o yönde veya bu yönde tekrar yorumlayan. Yani bir şekilde o Alevinin değişik tandansları
veya değişik renkleri zaten Osmanlı bölgesinde var eskiden beri. Değil mi? Yani o şeylerde de var. Menakıbnamelerde de var. Fakat oralarda bu Rafiziliği falan görmüyoruz pek. Alevilik Evet, bir olarak görüyorsun. sabit Belki de geçiyor Kızılbaşlık ama o da. olarak görüyorsun. Şimdi Rafizi olarak bir kere kelam kitaplarında kategoriler var. Rafiziler dalle fırkası, delalet fırkası. Bunlar işte aşırısı kafir oluyor, ılımlısı sınırda oluyor falan. Şimdi ilk tanımlama bu oluyor. Yani Safaviler Rafizidir. Onlara tabi olanlar da Rafizidir. Rafizi deyince bu sefer yani dini içeriden bozan, orada mürtetliğe de giriyor. Birilerine karşı, Safavilere karşı mücadele doğru din anlayışını tekrardan tesis etme mücadelesine dönüştürülüyor ideolojik düzlemde. Ya yani bu aslında askeri siyasi bir tehdit ama dini bir mücadeleye dönüştürülüyor. Dini mücadeleye dönüşünce de bu sefer Sünni Ehl-i Sünnet repertuarı olabildiğince kullanılmaya başlanıyor. Çünkü bütün araçlar oradan gelmeye başlanıyor. Bir taraftan Rafizi olarak nitelendiriliyor Safeviler. Diğer taraftan da Mülhit olarak nitelendiriliyor. Evet hocam. İlhat hareketi olarak. Yani din dışı hatta ateizm olarak yani Allah tanımayan anlamında. Onu da şöyle meşrulaştırıyorlar. Daha çok Osmanlılar bu arada hala bilmiyorlar 16. yüzyılın başlarında. Ya ortalarında biliyorlar artık. Çünkü bayağı bir literatür oluşmuş vaziyette. Ama Beyazıt döneminde Safevilerin ilk tehdit olarak ortaya çıktığında Osmanlıların kafası çok karışık. Daha çok Osmanlıları bilgilendiren doğudan gelenler. Yani İran bölgesinden gelenler. Yani Safevilerin ortaya çıktığı bölgedeki Sunni ulema veya meşayihin önemli bir kısmı Osmanlı'ya kaçıyorlar. O kaçanlar Safavilerle alakalı veya Safavi anlayışıyla alakalı, itikadıyla alakalı risaleler yazıyor. O risaleler Osmanlı için çok bilgilendirici oluyor. Mesela bunlardan en önemlisi Hüseyin Şirvani diye bir adam. Tasavvuf kökenli, hatta Melami kökenli bir adam olduğu belli. Melamilik de işte Safavilerle aynı kökenlere gidiyor. O Şah İsmail'i tavsif ederken onun oğlu Tahmasp'ı tavsif ederken yani kategori kategori ne varsa saymış. İşte hulülden başlıyor mesela. Bir tanesi bunlar hulül yani reenkarnasyona inanır. Şah İsmail zaten Ali'nin kendisinde dirildiğini iddia ediyordu. Şah Tahmasp da kendisinde Şah İsmail'in dirildiğini iddia ediyor. Yani öyle bir durum ortaya çıkıyor ki hiç ölmeyen bir otorite figürü var Evet. ortada. Hulul. Bu Hulul İslam'la hiçbir zaman bağdaştırılamayacak bir inanç. Bundan dolayı şey diyorlar. İlhad diyorlar. Yani Allah'a karşı ateistik bir hareket olarak söylüyorlar. Çünkü şeye karşı Hristiyanlara mülhit diyemezsin. Çünkü inanıyorlar Evet. Allah'a. Burada Tanrı'nın kendisi tecessüm etmiş vaziyette dünyada. Onun için bu eski kelam kitaplarındaki gayri İslam karşıtı kategoriler bir şekilde şeylere uygulanmaya başlanıyor. Safavilere. Böylece Safaviler bir taraftan Rafizi Şiileştirilmiş oluyor. Bir taraftan da mülhitleştirilmiş oluyor. Şeyleriyle daha da yaygın olarak Sünni fıkhından, Sünni geleneğinden yola çıkaraktan mesela ne kadar hikayedir, ne kadar gerçektir bilmiyorum. İşte Safavilerin Ebu Hanife'nin mezarını talan ettikleri, yok ettikleri, ondan sonra işte Şah İsmail'in kıbleyi söyle Şah İsmail'in veya Tahmasp'ın tam olarak hatırlayamayacağım. Kâbe'den Tebriz'e ya da Erdebil'e çevirdiği vesaire. Ya bunlar daha ucuz şeyler tabii. Suçlamalar diğerlere veya daha düşük çaplı suçlamalar diyeyim. Ama hepsi neticede doğrudan Sünni karşıtı şeyler. Yani Sünni inancın ve geleneğin
üzerine oturduğu kaidelerin, prensiplerin tam tersi şeyler. Peki hocam, burada şöyle bir soru da aslında siz devam ederken böyle bir su verme niyetinde. Şunu diyebilir miyiz? Osmanlı'nın şimdi yine o kavram sünniliği resmi mezhep ya da refleks olarak ön plana getirmesinde en azından mealen ne dediğimi anlıyorsunuz. Çünkü kavramlara dikkat ediyoruz. Yani Kızılbaş tehlikesi ya da Safavilerin varlığı onun belkitilmesinde, güçlendirilmesinde ve sağlamlaştırılmasında bir öteki olarak işlevsel bir rol gördü mü? Safavilik ya da Kızılbaşlık, yani Osmanlı Sünniliğinin. Tabii ben çok ciddi bir görev gördüğünü düşünüyorum. Çünkü bu nitelendirmeleri Osmanlılar daha çok kendileri için yapıyorlar. Yani karşı taraf için değil. Karşı taraf zaten yani kılıcını çekmiş. Karşı karşıyasınız, düşmansınız. Bir de karşı tarafın destekçileri, karşı taraf derken Osmanlı tabiridir bu. Genelde Safavilere karşı taraf diyorlar. Belki onlar da öyle diyordur Osmanlılara. Bilmiyorum. İşte eski Yörük tabiri yani. Yani Anadolu Türkmenleri nezdinde çok geçerliliği yok hala bunda. Yani kim bilir Rafiziliğin ne olduğunu. Yani o dönem itibariyle gitseniz bir köyde Rafizilik nedir diye sorsanız Türkmen köyünde hiç duymamıştır muhtemelen. Yani çok tarih karşıtı bir şey söylüyorum da kurgusal bir şey. Muhtemelen duymamıştır Rafizilik'in. Muhtemelen Ehl-i Sünnet'i de duymamıştır. Sünniliği belki duymuş olabilir de Ehl-i Sünnet vel Cemaat, bunlar hep şey, son dönemlerde kimlik olarak belirginleşen şeyler. Ama gelenek olarak orada tabi bunlar. Fakat esas büyük problem şu: Osmanlı'nın kendisi yönetici eliti, yani bunların önemli bir kısmı tasavvufla iç içe. Dediğim gibi bu tasavvufi yapılanmaların önemli bir kısmı melami, halveti, hepsi Alevi, yani daha doğrusu Ali sevgisi üzerine bina edilmiş. En önemlisi de Yeniçerileri nasıl hareket edeceksiniz? Yani Yeniçeriler ses geliyor mu bu arada? Sizinki dondu. Geliyor geliyor hocam. Biz dinliyoruz. Tamam. Şimdi Yeniçerilerle sefere çıkacaksınız Safavilere karşı. Safavi propagandası oralara kadar geliyor tabii. Yeniçerilere kadar da. Yeniçeriler işte Gülbenklar okuyorlar. 12 imamlar, işte Hazreti Ali'dir, Hacı Bektaş'tır vesaire. Yani Yeniçerilerle Türkmen tebaasının kutsalları, kutsal seti 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani Yeniçerileri bir ikna etmeniz gerekiyor. Onları nasıl ikna edeceksiniz? Siz onları da bu tür tanımlamalarla ikna ediyorsunuz. Ya bunlar Rafizi. Yani şey değil, sizin bildiğiniz Ali maneviyatına sahip Hacı Bektaş vesaire tipindeki Müslümanlar değiller. Bunlar Rafizi, mülhit. Artı tonla şey var. Yani ahlaki suçlamalar vesaire bütün o topluluklara. O dönemlerde popüler şeye girmiş oluyor artık. Sirkülasyona giriyor ki Yeniçeriler en önemli unsur olmak üzere Osmanlı yönetimini de onlara karşı motive edebilsinler. Yani Ali sevmek Alevilikse biz de Aleviyiz diyorlar. Böyle mi yok? Böyle bakıyorum. Onu da diyorlar bu arada. Gerçekten diyorlar. Çünkü 16. yüzyılda önceki yüzyıllarda ben çok fazla örneğini görmedim. Varsa bile vardır. En azından fazla yaygın değil. Hazreti Ali'nin 40 sözü diye ayrı bir edebi janr ortaya çıkıyor. Ve onlarca değişik müellif Hazreti Ali'nin 40 sözünü bir araya getirip risaleler yazıyor. Bu çok yaygınlaşıyor. Yani bu da Hazreti Ali'yi Safavi dünyasına bırakmamak olarak yorumlanabilir belki. Yani peki, Hazreti Ali çok popülerleşiyor Osmanlı dünyasında.
Hani kültü, evet. Peki hocam, biraz Safa ve Aksı'ndan çıkarsak, biraz bu hilafetin kurumsallaşma sürecinden gidersek. Şimdi aslında işte Sünnilik, Kızılbaşlık, Safevilik dedik. Şimdi Osmanlı dünyasında da sanki Sünnilik böyle çok homojen bir şeymiş gibi düşünülüyor veya öyle algılanıyor. Mesela medrese ile devletin birlikteliğinden bahsedilir hep. Acaba bunun dışında bir durum söz konusu mu, yoksa hakikaten birlikte yürütülen bir süreç mi var? Yani sunilik boyutuyla düşündüğümüz zaman. Evet, bu da güzel ve derin bir soru. Devlet ve medrese Osmanlı'da birlikte diyebiliriz. Ama şu birlikteliğini kurumsal alanda tutmak şartıyla. Yani devlet derken artık 16. yüzyıl itibariyle düşünürsek veya 15'in ikinci yarısı 16 itibariyle hani yönetimin kurumsallaşmış halini anlıyorsa, yani kavram olarak devlet değil de fiziksel yapı olarak yönetimin kurumsallaşmış hali, o devletle medrese iç içe zaten birbirinin parçası. Yani Osmanlı bağlamında medreseleri yapan yönetimin temsilciler. Yani devlet devlet olarak yatırım yapmıyor. Ya yani o işte ayrımları da koymak lazım biraz. Osmanlı Devleti aslında çok az sosyal içerikli yatırım yapan bir devlet. Yani çok fazla yatırım yapmıyor. Yani yatırımları yapanlar daha çok kişiler. Yani vezirler, işte zengin ulema, sultanlar vesaire. Medreseler bu şekilde bina ediliyor. O medreselerin her birisi de vakıf olarak bina ediliyor. Fakat bürokratik olarak şeye bağlılar. Osmanlı yönetimine bağlılar. Yani bürokratik anlamda medrese Osmanlı Devleti'nin bir parçası. Ayrılmaz bir parçası. Fakat müfredat olarak aynı şeyi söyleyemeyiz. Her ne kadar müfredatla alakalı kanunnameler olsa da. Olsa Şimdi da. kanunnameler çıkıyor medreselerle alakalı. Ya yani bazıları o kadar detaylı ki tek tek hangi kitapların okutulacağını falan söylüyor kanunnamede. Yani başka bir kitap, daha doğrusu o kitaplar okunmak zorunda mezun olmak için o medreseden. O kadar detaylı. Ama şimdi orada şeyler var. Müderrisler var. Müderrislerin atanmaları tarafından yapılıyor. İşte kazasker veya ileriki yüzyıllarda Şeyhülislamlar tarafından yapılabiliyor. Ama şimdi müderrisin ne okutacağını çok fazla müdahil olamıyorsun, bir. İkincisi, daha da önemli bir mevzu. Yani medrese dediğimiz yani içeriğine, iç dünyasına isteseniz de çok fazla müdahale edebileceğiniz bir şey değil zaten. Yani okutulması gereken kitapları söyleyebilirsiniz ama neyin okutulmaması veya okunmaması gerektiğini tayin edemezsiniz. Bilfiil edemezsiniz. Şunu söyleyeyim. 16. yüzyılda Osmanlı medreselerinde en fazla okunan kitaplardan birisi Füsus. İbn Arabi'nin Füsus'u. Bu müfredatta falan değil. Müfredatta değil ama Füsus çok eğlenceli bir kitap. Yani çok eğlenceli derken ufuk açıcı bir kitap. Yani bir taraftan sabah akşam işte Arapça gramer okuyorsunuz, belagat okuyorsunuz, fıkıhtır, kelamdır, hadistir falan. Her bir günde hepsini okumuyorsunuz da sırayla. Yani bunlar çok teknik şeyler. Çünkü Osmanlı, onu da söylemek lazım. Yani medrese mevzusunu açmışken, çünkü Osmanlı'da medrese devlet iç içeydi derken sanki Osmanlı devleti bütün bilgi üretimini kontrol ediyordu gibi bir imaj da oluşuyor. Böyle bir şey yok. Yani Yoktu. Osmanlı medreseleri günümüz anlamıyla bilgi üreten üniversiteler gibi değiller. Medreseler daha çok teknik okullar gibi. Yani Osmanlı bürokrasisine ve yargısına yetişmiş eleman yetiştiren kurumlar bunlar. Onun için müfredatlarını belirliyorlar. Yani oradan çıkan öğrencinin belli beceri ve yeteneklere sahip olması gerekiyor ki
Osmanlı bürokrasisinde ve yargı bürokrasisinde istihdam edilebilsin. Onun ötesinde fazla bir şey istenmiyor ama yapmak isteyene de engel olunmuyor. Yani sen medresede bir müderrissin, coğrafya kitabı okutmak istiyorsun, okutabilirsin, ona karışmıyorlar. Mesela ilginç bir anekdotu var. Seydi Ali Paşa'nın Hint Okyanusu'nda işte Osmanlı donanması battıktan sonra Hindistan'da kara yoluyla Osmanlı'ya dönerken yol üzerinde işte yavaş yavaş geliyor. Aheste aheste. Şam'da kalıyor bir dönem bir medresede. Oradaki medresede coğrafya kitapları okuyor. Mesela bir müderrisle. Bu 1905'teki hadise mi hocam? Ertuğrul Yok, biraz daha. Fırkateyn hadise. Yok yok, 1600'lerin ortaları. Ha, tamam, okey, tamam. 1600'lerin Portekizlerle savaşta Osmanlı donanması batıyor. Yani bu şunu gösteriyor ki bir medresede, herhangi bir medresede oradaki müderrislerin profiline bağlı olarak herhangi bir ilim dalı tahsil edilebilir şeyi zahit olarak müfredatın haricinde. Ama o müfredat görünmek Haricinde. zorunda. Çünkü çıkacaksın oradan kadı olacaksın. Yani hukuk fakültesine gidip hukuk derslerini yani belli bir kredi almak zorundayız ya bugün. Evet Hukuktan hocam. mezun olacaksın. Çünkü avukat olacaksın. Hukuk dersini almak zorundasın ama seçmeli olarak istediğin kadar dersi al. O konuda bir Al. sınırlama falan yok. O anlamda yani Osmanlı medreseleri teknik okul diyelim hala. Yani devletin istediyor çünkü. Ama onun haricindeki bilgi üretimine zaten karışmıyor Osmanlı devleti. Karışamaz da, ilgilenmiyor da. Oradaki müderrisler atıyorum birisi eğer astronomsa astronomiyle alakalı kitap okutabilir. Oradaki öğrenciler de alabilir veya dışarıdan da gelebilir öğrenciler. Yani o anlamda evet Osmanlı'da medreselerle devlet iç ama devlet medresede olup biten her şeyi kontrol etmiyor. Bilgi üretimini de kontrol etmiyor, edemiyor. İkincisi, bu dediğim birincisi Osmanlıların kendi kurduğu medreselerle alakalı bir şey. Çünkü yaygınlaştıkça Osmanlılar kendi medreselerini kuruyorlar ve o medrese çok katı bir şekilde hiyerarşize ediliyor. Yani hiyerarşik bir sistem. İşte okunan şeyler ortaya konuyor vesaire vesaire. Ama kendi medreselerinin dışındakileri zaten hiç karışmıyor. Yani Suriye, Irak, Mısır, daha sonraları Cezayir, Tunus vesaire alındıktan sonra oradaki medreseler %100 özerk. Eski vakıf namelerine göre devam ediyorlar. Yani oradaki müfredatlara da Osmanlı karışmıyor. Yani Osmanlı'da medrese devlet iç içe derken aslında bütün medreseleri düşündüğümüz zaman Osmanlı dünyasında devletle medresenin birlikte olduğu medrese sayısı çok az. Sadece Anadolu'daki ve Balkanlardaki medreselerden bahsediyoruz. Yani Şam'daki, Halep'teki, Bağdat'taki, Kahire'deki medreseler %100 bağımsız. Kendi hallerinde devam ediyorlar. Hiç karışmıyor. Çünkü bazıları da yani zaten Hanbeli, Şafii, Maliki ağırlıklı olarak eğitim veriyor. Hiçbir şeyleri yok. Müdahale etmiyor Osmanlı. Yani böyle görmek lazım. Medrese bahsi açılmışken yine şunu da söylemek lazım. Çünkü hilafet mevzusundan girdin olaya. Yani hilafet hem hilafet hem de Osmanlı yönetim anlayışı diyelim. Sünni geleneğin en az görüldüğü alanlardan birisi. Yani bu siyasi çatışma ortamlarında, isyan ortamlarında biraz önce bahsettiğimiz gibi kullanışlılığından dolayı Sünni kelamı, fıkhı mutlaka öne çıkartılıyor yönetimde. Fakat onun dışında Osmanlı'da iyi yönetim nedir? İyi yönetimin esasları nedir? İyi bir sultan nasıl olur? Sultanın meşruiyeti nedir? Ya saltanatın meşruiyeti nedir? Veya imametin, hilafetin meşruiyeti nedir? Bu tip soruları sorduğumuzda bir kere en başta şunu söylemek lazım. Yani Sünnilikle Şiilik arasında veya Sünnilikle hatta Mutezili arasında çok fazla fark yok. Yani siyaset düşüncesi bağlamına girdiğimiz zaman.
Çok fazla fark olmayınca çok fazla Sünni öge de göremiyorsunuz Osmanlı siyaset düşüncesinde. Genel itibariyle konuşuyoruz şimdi. Buna ilafet de dahil. Mesela Dahil. medreselerde okutulan bir siyaset kitabı yok. Medreselerde okutulan ya fıkıh kitabıdır ya da kelam kitabıdır. Şimdi bazen fıkıh kitaplarının hepsinde de olmuyor ama bazen fıkıh kitaplarında, bazen kelam kitaplarında, işte kelam kitabı ise peygamberlik bahsinde şeyden bahseder. Saltanattan, imametten vesaire bahseder. Fıkıh kitabı ise da onun küçük bir bölümü vardır. Orada da imametten bahseder. Onlar da çok formüle, yani orta çağda, yani 9. 10. 11. yüzyıllarda formüle edilmiş anlayışlardır. Çok fazla geçerliliği de yoktur Osmanlı bağlamında. Hani literatürü okumak bağlamında okunur geçilir. Onun dışında çok fazla bir şeyi etkisi falan da olmamıştır. Çünkü baktığınızda genelde şundan bahseder. Mesela örnek olarak şey verebiliriz. Mevakifi. Şimdi Mevakif Cürcani'nin şerh ettiği bir kelam kitabıdır. Daha önce şerhin adı Mevakif. Osmanlı medreselerinde okutulan en temel kelam kitaplarından birisi. En son bahsi şeyle alakalı. En son bahislerinden birisi diyelim. İmametle alakalı. Orada tartışıyor. İşte hilafet nedir, imamet nedir, saltanat nedir. Ama en çok tartıştığı orada başka anlayışlara karşı cevap yetiştirmek. Yani orada bir sünnilikten bahsediyor tabii. Ehli sünnet ve cemaatin imamet anlayışından bahsediyor. Ve teknik terim olarak da imametten bahsediyor. Onu da altını çizmek lazım. Yani fıkıh literatüründeki ve kelam literatüründeki yönetimle alakalı teknik terimin adı imamet. Veya imam. Hilafet değildir. Hilafet kullanırlarsa bile imamet anlamında kullanırlar. Ne diyor orada? İşte Mutezile'ye göre efendim haricilere göre gerekli midir, değil midir? Aklen mi gereklidir, vahyen mi gereklidir? Mesela böyle bir soru soruluyor şeyde. İşte diyor ki Şii'ye göre vahyen gereklidir. Çünkü Şiilikte imamet peygamberden sonra son bulmamıştır. Peygamberden sonra vahiy de son bulmamıştır. Peygamberden sonraki otorite Ali ve imamlar vasıtasıyla devam eder. Yani vahiyledir. Şunu demek istiyor. Yani imametin veya imamın varlığını veya imamın mecbur oluşunun varlığını biz akıl yoluyla mı bilebiliriz yoksa vahiy yoluyla mı? Şiiler demişler ki Cürcani'ye göre hayır biz akıl yoluyla bilemeyiz. Evet. Vahiy yoluyla bilinir. Daha doğrusu bu akla bırakılmayacak bir mevzudur. Bir meseledir. Çünkü dünyanın nizamından bahsediyoruz. Yani peygamber göndermişsin Tanrı olarak. Peygamberden sonra boş bırakamazsın meydanı. Yani birisine havale etmek zorundasın dünyadaki Müslümanların riyasetini, değil mi? Onun için vahiy ile sabittir diyor. Ondan sonra diyor ki bu Şii'nin görüşüdür. Ehli sünnete göre nakilledir. Ya vahiy de bir şey yoktur. Ya yani ne Kur'an'da ne hadiste ne örfte peygamberden sonra peygamberliğin otoritesinin bir başkasına geçtiğine dair hiçbir karine, hiçbir delil yoktur. Bunu biz nasıl biliyoruz? Peygamberden sonraki sahabenin bize naklettiklerini ve onların uygulamalarına bakaraktan biliyoruz. Nasıl biliyoruz? İşte peygamber öldü, Ebu Bekir halife oldu. Eğer mecbur olmasaydı Ebu Bekir halife olmazdı. Çünkü sahabe anlaştılar. Dediler ki kardeşim yani peygamber öldü. Riyasetsiz olmaz. Bir reisimiz olması lazım. Kim olacak bu? O veya bu olacak. Yani önce gerekliliği konusunda icma oluştuğunu söylüyor. Ondan sonra da o anlayışın bize geldiğini, dolayısıyla biz imametin gerekliliğini akıl yoluyla bildiğimizi söylüyor. Sonra şeyden bahsediyor, işte haricilerden bahsediyor. Haricilere göre zaten imam olsa da olur, olmasa da olur. Mutezililere göre bahsediyor falan filan. Yani Ehl-i Sünnet'i anlatırken daha çok diğer görüşlerden farkını anlatmak için söylüyor. Şimdi onu söyledikten sonra da
Ehl-i Sünnet imamının ne olduğundan bahsediyor. Bazı şartları var. Mesela bir tanesi müştehit olması. Müştehit dediğiniz şu. Dini mevzularda bir başkasının aracılığına ihtiyaç duymaksızın dini mevzuları çözümleyebilecek kapasite, en hani amiyane tabirle söylersek önünüze bir mevzu geldi. Herhangi bir dini mevzu, onu çözebiliyor musunuz? Kapasiteniz var mı? Yani içtihat oluşturabilecek bir beceriye içtihat, sahip olmak. Evet, evet. Yani içtihat sahibi kişi olması gerekiyor. Bir diğer vasfı Kureyş'ten olması gerekiyor. Şimdi onları anlatırken Cürcani şeyden de bahsediyor. Yani karşıt görüşlerden de bahsediyor. Karşıt görüşler diyor ki ya işte böyle dersek diyor etrafta müştehit yok. İmamlar da müştehit değil. İslam çıkar. Hı hı. Ama bu kelam ilmi. Yani kelam ilmi nakille doğruluğu sabit olmuş İslami anlayışı mantıksal olarak meşrulaştırmak iddia etmek. Kelam zaten bu demek. Bu ise onları anlatmaya çalışıyor. Niye gerekli, niye değil falan. Ama buradan şu ortaya çıkıyor. Yani çok detaylarına girmek gereksiz. Şimdi Osmanlı'da medresede okutulan böyle bir kitap var. Bu kitabın imamet bahsi var. Bu imamet bahsindeki imam profilini Osmanlı Sultanlığı'na uygularsanız çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet. Hiç çıkmıyor. Dolayısıyla hani şunu demek bile mümkün. Osmanlı saltanatı sünni bir saltanat değildir. Rahatlıkla diyebilirsiniz bir kitaba göre. Değil mi? Bir kere en temelde Kureyş'ten Osmanlı Sultanı. Kureyş'ten olmayınca nasıl halife veya imam olacaksınız? Ama şu da ortaya çıkıyor. Yani sünni teori de çok zaman içinde gelişen, değişen bir şey. Yani başta bahsettik yani belli kalıplar bağlamında düşünmekten kaçınmamız lazım. Bunun sünnilik de daha yani hem sünnilik içinde bir sürü değişik düşünce akımları var. Bir de kendi içinde sürekli değişiyor. Mesela İbn-i Teymiye'nin imamet anlayışıyla Cüveyni'nin imamet anlayışı çok çok farklı. Osmanlılara geldiğinizde çok çok farklı. Yani sünniler tarafından veya sünni anlayış tarafından kabul edilebilir bir saltanat, imamet var ortada. Kitaba uymasa bile. Kitaba uymasa bile şeriatı yani Allah'ın hükümlerini infaz ettiği sürece meşruiyeti sorgulanamayacak bir otorite var. Yani sünniler artık orada karar kılıyorlar. Çünkü özellikle Maverdi'nin en geniş formülasyonu Maverdi'dedir imametin. Onu uygulamaya kalkarsanız Abbasiler dahil ortada hiç halife imam falan bulamazsınız. Bulamazsınız. Çok ideal bir formülasyon. Onun için daha çok de facto yönetimleri İslamileştirmeye yani Ehl-i Sünnet'e uydurmaya çalışmış Sünni fukaha. O da en önemli aslında yani radikal çözümlemelerinden birisini İbn-i Teymiye yapıyor. Ama üç aşağı beş yukarı geç dönem fukahası da aynı şekilde düşünmeye başlıyorlar. Diyorlar ki ya bir şekilde kimin sultan, kimin imam olacağını biz tayin edemiyoruz. Oluyor bu. Değil mi? Adam İslam diyor. Vesaire hocam, vesaire. Burada şöyle bir yönlendirmede bulunsam soru olarak. Yani fukaha olarak fakihlerle mutasavvıfların hilafet ve siyasete bakışları diğer bir ifadeyle yani legal ve tasavvufi çevrelerin bakışı nasıldı bu iki şeye? Siyasete ve hilafete. Tamam. Ona da girelim ama o çok ayrı ve uzun bir soru. Öncekini bitireyim. İbn-i Teymiye diyor ki madem ki tayin edemiyoruz o veya bu şekilde bunlar güçlerini uygulayabilecek bir şekilde hakim oluyorlar. O halde beklenti şu, hukuk. Yani eğer İslam hukukunu icra edebiliyorlarsa o zaman meşrudurlar. Yani İbn-i Teymiye imameti veya hilafeti kişiselleşmişlikten çıkartıp hukukileştiriyor. Yani kişiye itaatten
hukuka itaate ve kişinin hakimiyetinden hukukun itaatine, hakimiyetine dönüştürüyor. Hukukun üstünlüğü. Çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey bu aralar hocam. Üstünlük anlamında değil illa. Yani çünkü ya klasik fıkhi anlayışta ki formül şudur. Şu şartlara sahip imamı tayin etmek ve imam sahibi olmak ümmetin üzerine vacip. Yani bu bir kere şey, dini bir sorumluluk. Yani fukaha bunu vacip olarak görüyor. Birçoğu farz olarak görüyorlar. Sonraki dönemlerde, biraz geç dönemde daha çok Şii kelamına karşıt olarak bunu kelam kitaplarında da görüyoruz. Onu artık olmazsa olmaz. Mecburi farzı aynı olarak görüyor. Yani kendi zamanında bir halife olmak zorunda. Yani kolektif olarak ümmetin üzerine farz, kişisel olarak da zamanın halifesine tabi olmak farz. Ya yani olmazsan dinden çıkıyorsun. Evet hocam. Yani Sünni kelamındaki anlayış bu. Fakat Sünni kelamı halifelerin icraatlarıyla falan pek ilgilenmiyor. Şeyde Maverdi'de falan mesuliyetleriyle, sorumluluklarıyla ilgileniyor. Ama yapmazsa yaptırım var mı? Yok. Çünkü yok. Sultan son otorite. Yani sultana karşı bir şey yapamıyorsun. Ama esas anlayış şu. Bu şartlara sahip birisi imam olduğunda zaten hani hem Müslümanlar korunmuş olur, işte cizye toplanmış olur, İslam hukuku icra edilmiş olur. Yani evet. Şeyden, kişiden kalkaraktan uygulamaya gidiyor. Hı hı. Yani doğru kişiyi seçerseniz gerisini düşünmenize gerek yok. Önemli olan doğru kişinin, doğru vasıflara sahip kişinin imam olarak seçilmesi. Onun için Sünni teori daha çok işte bu biat üzerine, ehli hal vel akdin nasıl seçmesi gerektiğine ve imam seçilecek kişinin veya olacak kişinin hangi vasıfları taşıması gerektiği üzerine yoğunlaşıyor. Çünkü o vasıflara sahip olan birisi geldiğinde zaten gerekli olanı yapacaktır. Şey bu, anlayış bu. Ama İbn-i Teymiye'den sonra bu, tüm kredi İbn-i Teymiye falan vermek de gerekmeyebilir belki. Genelde eğilim o yana doğru gidiyor. Yani çünkü şeyi tayin edemiyorlar. Yani o ehli hal vel akt tamamen tarihsel bir kurgu. Biat da tamamen tarihsel bir kurgu. Ya bunlar olmamış şeyler. Yani İslam tarihinin hiçbir döneminde, ilk dönem hariç, Ebu Bekir'in hilafeti hariç veya Raşid halifelerin Sünni gelenekteki, Şialar onu da kabul etmiyor tabii ki. Hiçbir dönemde işte bir Abbas halifesi veya Emevi halifesi öyle ehli hal ve akdin bir araya gelip de seçtiği bir figür değil. Biat ettikleri, seçtikleri farz olunuyor. Dolayısıyla de facto bunlar başa geliyorlar. İbn-i Teymiye diyor kardeşim, yani İslam hukukunu icra ettikleri sürece meşrudurlar. Meşruiyetlerin kaynakları ve sebep, yani imam olmasının sebebi bu. Kim olursa olsun adam ne yaparsa yapsın. Yani dini bilmesi de gerekmiyor. Arapça bilmesi de gerekmiyor ki o dönemde öyle. İbn-i Teymiye'nin ortaya çıktığı dönemdeki halife figür, Abbas dönemi zaten sallantıda yıkılmış vesaire. Türkler var işte, Selçuklular, Memlükler vesaire. Zaten Arapça bilmiyorlar. Dini nasıl uygulayacaklar? Ulema vasıtasıyla İslam hukukunu uygularlarsa meşrudurlar. Böyle. Yani Sünni teori buraya evrilmiş vaziyette Osmanlı dönemi itibariyle. Yani vakayı kabul ediyorsun. Yani bir şekilde alışveriş gibi bu. Yani hukuk onun için, ha yine altını çizerek belki söylemek gerekir. Osmanlı Devleti dahil olmak üzere Sünni yönetimlerde genelde ulema bağımsızlığını koruma derdindedir. Ya yani bir taraftan şeyi idealize ediyorsunuz. Yani hukuku uygulayan, ideal olarak uygulayan, en iyi uygulayan kimler? Sünni gelenekte işte Ebu Bekir, Ömer falan. Ama sonraki halifelere geldiğinizde ulema o gücü şeye vermiyor. Halifelere vermek istemiyor. Kendinde tutuyor. Yani dolayısıyla hem fıkıh külliyatını yazan da ulema, mahkemede uygulayan da onlar. Dolayısıyla Osmanlılar, öncekilerde de büyük oranda öyle,
halifenin rolü kadıları, hakimleri atamaktan ibaret. Yani mahkemeye karışamıyor. Yani karışırsa suistimal etmiş oluyor. Yani sen İstanbul kadısıysan seni padişah atıyor. Doğru, seni oradan işten de atabilir. Fakat şeye müdahale edemez. Senin hükümlerine müdahale edemez. Evet. Onun için böyle bir şey, bir denge kurmuş ulema. Yani İstanbul ama şunu da yapabiliyor. İstanbul kadısı olarak Şeyhülislam'ın hükümlerinde, yani ondan fetva alabilir ama bu fetvayı uygulamak gibi bir zorunlu da yok, değil mi hocam? Yok yok, zorunluluğu yok. Fetva zaten görüş ya, demek. Ya. Fetvanın hiç bağlılığı yok. Evet hocam. Şimdi diğer soruna gelirse, fukaha ve mutasavvufu arasındaki anlayış farkına, işte o şeyde ortaya çıkıyor. En belirgin bir şekilde hilafet kavramında ortaya çıkıyor. Şimdi Osmanlıların yine çıkış dönemine bir gelelim. Osmanlı otoritesini veya Osmanlı hanedanını İslam fıkhına göre meşrulaştırmanız hemen hemen imkansız. Yani böyle bir meşruiyet sorunu var Osmanlıların. Bir de şeyde ortaya çıkıyorsunuz tabii, uçlarda. Ötesine, yani evet. Şeyler, Memlükler bu işin ya değişik çözümlemeler oluşuyor İslam tarihinde. Biraz daha hani çeşitlendirirsek vaktimiz varsa. Hı-hı, mesela Selçukluların ortaya çıkışı var. Bunların her birisi meşruiyet sorunu yaşayan oluşumlar. Çünkü Müslüman bir toplulukta yönetime geliyorsanız o dinin meşruiyet anlayışına hitap etmeniz lazım. Yani evet, o dince de meşrulaştırmanız lazım kendinizi. İşte Selçuklu Sultanı hilafete ortak oluyor mesela. Tuğrul yeni bir ünvan alıyor Abbasi halifesine. Kasim-i halife hilafet. Ya yani Kasim-i halifetü Resulullah diyor sanırım. Yani halifenin ortağı anlamında. Onunla şeyde Maverdi de Selçukluların çıkışını, çünkü Selçuklular bağımsız bir yönüyle, onu vezaretle meşrulaştırıyor. Yani halifenin, çünkü İslam hukukuna göre hilafetin otoritesi bölünemez. Bölünemez, fakat ortada şey var, Selçuklular var, bölmüşler adamlar. Bunu nasıl meşrulaştıracaksın? Dahiyane bir çözümlemeyle Maverdi diyor ki Selçuklu Sultan, isim zikretmeden, tamamen teorik bir çözümleme, anlayan anlıyor yani. Diyor ki Sultan diyor tefvizi vezaret, iki tür vezaretten bahsediyor. Birincisi sadece söyleneni yapmakla mükellef olan vezir. İkincisi de kendisine belli bir otorite alanı verilip o alanda otonom olarak yönetim yapabilen bir vezir. Tefvizi vezir diyor. Diyor ki bu sultanlar diyor zamanımızda şeydir. Vezirdir. Tefvizi vezir diyor. Memlükler başka bir şekilde çözümlüyorlar. Memlükler son Abbasi sultanını getiriyorlar şeye. Kaçıyor zaten Kahire'ye. Kahire'de onu tutuyorlar. Sürekli o yaşayan Abbasi sultanı bunları şey yapıyor. Yönetimini meşrulaştırıyor. Yani Abbasi Sultan, Abbasi halifesinin adına Memlük sultanları Mısır'ı yönetiyorlar. Öyle diyeyim. Ama Abbasi halifesinin hiçbir kuvveti, gücü falan yok. Yani sembolik bir figürden itibaren. Şimdi Osmanlı'ya geldiğinde bir kere hilafet her şeyle bitmiş. Yani imamet de desen, hilafet de desen bitmiş. Yani Abbasiler yıkılmış. Çünkü bu ciddi travmatik bir durum. İlk kez İslam'ın doğuşundan işte 1258'e kadar halifesiz olmamış Müslüman topluluğu. Ya öylesine ki çıkan Şii yönetimler bile kendini halife demişler. Ya, Fatimileri biliyorsunuz. Fatimiler Abbasilerin bir bölgesini ele geçiriyorlar. 10. yüzyılda Tunus'tan şeye kadar, Suriye'ye kadar. O bölgede Fatimi hilafetini kuruyorlar. İmamlara tabi olmalarına rağmen. Çünkü Fatimi halifeleri şeydir. İsmaili imamlardır.
aynı zamanda. Ama o halde bile 1258'de Moğolların gelişiyle hilafet bitmiş. Biterken de, bitmeden önce bile hilafet artık eski prestijinde de değil. Yani önüne gelen halife olarak nitelendirebiliyor kendisini. Niye? Bir sebebi, fıkha göre kendi meşruiyetlerini sağlayamıyorlar. İşte Kureyşiliktir, Müştehitliktir vesaire vesaire. Onlar olmayınca halife biraz daha esnek bir şey. Çünkü halifenin hukuki bir temeli yok kavram olarak. Onun için çıkıp ben halifeyim diyebilirsin. Ya bu kimseyi irrite etmiyor. Kimsenin otoritesine müdahale etmiş olmuyorsun bu şekilde. Fakat bu kadar basit değil tabii. Bir taraftan dünyevi yöneticiler, sultanlar, beyler kendilerini halife olarak tanımlamaya başlarken, bir taraftan da işte filmin başına dönersek, Abdalan da kendisini halife olarak tanımlamaya başlıyor. Yani tasavvuf zaten yeni bir oluşum. Kurumsal tasavvuf diyelim o dönemlerde. Yani kurumsal tasavvufun, yani tarikatların yaygınlaşması işte Abbasilerin son dönemi ve yıkıldıktan sonra daha ziyade. Ama bunlar baştan dediğiniz gibi otonom kurumlar olarak yayılıyorlar. Yani Anadolu'daki tekkeler ne kadar tekkeler en az oradaki beylikler kadar muhtar ve özerkler. Bağımlı falan görmüyorlar kendilerini. Ve kendilerini dikkat edersen menakıbnamelerdeki kullanılan dile hepsi şeydir. Sultandır, hünkârdır, hüdavendigardır. Evet. Şimdi normalde tasavvufi metninden ne beklersin? İşte fakir kulunuz, fakir derviş falan ibareleri beklersin değil mi? Çünkü tasavvufun özünde o var. Ama bakıyorsunuz o dönemdeki bu manevi liderler ya kendilerini öyle görüyorlar ya etrafta tarafından öyle görünüyorlar. Halife olarak görünüyorlar. Ve hani diğer beyliklerden daha az otoritesinin olmadığını göstermek için de kendilerine hüdavendigar deniyor. Hünkar deniyor. Emir deniyor bazılarında. Sultan çok yaygın olarak kullanılıyor. Fakat bütün bunların en önemlisi halife veya hilafet tabiri. Esas çatışma alanı orada. Hem çatışma alanı hilafet hem de yeni bir meşruiyet inşası. Öyle yeni bir siyasi anlayışın meşruiyet inşası ve temelini oluşturuyor hilafet. O da özetlersek şundan oluşuyor. Yani birincisi dediğim gibi hilafet yoluyla İslam fıkhının ortaya koyduğu sınırlamaları aşmış oluyorsunuz. İkincisi etrafta bir sürü işte Sultan Bey vesaire var. O terimleri kullanırsanız onların alanlarına girmiş olabilirsiniz. Ama hilafeti kullanırsanız girmiyorsunuz. İşte bu bağlamda hilafetin içeriği tekrardan tanımlanmaya başlanıyor. O süreçte de bizim yani 10. yüzyıldan beri görmeye başladığımız bir tasavvuf formülasyonu ortaya çıkıyor. O formülasyon aslında İslam düşüncesinin veya İslam geleneğinin, buna bütün mezhepleri katarak konuşabiliriz, en temel sorunlarından birisi, günümüzde de geçerliliğini devam ettiren birisi. O da şu, Peygamber Hazreti Muhammed öldü. Öldükten sonra onun yeri nasıl doldurulacak veya doldurulması gerekiyor mu? Yani o bağlamda erken dönem Müslümanları arasında çok çatışmalar olmuş, kavgalar çıkmış. İşte zaten bu ilk ayrışmalar, hariciler, aleviler vesaire biliyorsunuz. O sebeple oluyor. Ama temel soru hala orada. Yani peygamberliğin bıraktığı otorite neydi ve hangi kapasiteyle devam ettirilmesi gerekiyor? Mesela Şii gelenek en genel itibariyle hem İmamiye Şiası hem İsmaili Şia diyor ki peygamberliğin temsil ettiği vahiy hala devam ediyor. Değil mi? Yani onların anlayışına göre devam ediyor. Sünnilerin
anlayışına göre vahiy bitti. Dolayısıyla peygamberlik olduğu gibi devam etmiyor. Eksik olarak. Neyse, çok çatallandırabiliriz bunu. Formülasyon şu, 10. yüzyılda falan ortaya çıkmaya başlayan. Peygamberin üç tane tabiatı vardı. Birincisi velayet, birisi saltanat, birisi de nübüvvet. Özellikle mutasavvıfa diyorlar ki peygamber olmak için, yani Hazreti Muhammed olmak için bir üç tabiata sahip olmak lazım. Üç kuvvete, otoriteye sahip olmak lazım. Öldükten sonra Sünni gelenekte dört halife bu şartların hepsini oluşturdular. Şey hariç, pardon, hepsini oluşturdular. Yani her birisi kendilerinde bu üç tabiatı cem ettiler. Ondan sonra Emevilerle birlikte bu bölündü. Nasıl bölündü? Peygamberin saltanat tabiatı halifelerle, sultanlıkla vesaire devam etti. Nübüvvet tabiatı ulemayla Devam devam edildi. etti. Nübüvvet, bilgi, şeriat demek. Teşrih Velayet. demek. Velayet de evliya ile devam etti. Yani Allah dostlarıyla devam etti. Ama bu ideal bir durum değil. Ya yani peygamberin üç tabiatı bölünmüş. Halbuki ideal otoritede bu üç tabiatın birleşmesi gerekiyor. Evet. Onun için diyorlar ki bunun tekrar birleşmesi lazım. Nasıl birleştireceğiz? Onun için özellikle Anadolu'daki Abdalağına baktığımızda kendilerini hem sultan olarak görüyorlar, hem arif olarak görüyorlar. Yani peygamberin nübüvvetini devam ettiren anlamında, hem veli olarak görüyorlar. Yani kendilerinde, kendi riyasetlerinde peygamberin bu üç tabiatını cem ettiklerini düşünüyorlar. Ya bu tasavvuf içinde en geniş anlamıyla, Abdalan da onun içine katarak söylüyorum, gelişen yeni bir anlayış. Fakat bu Kesinlikle o öyle. kadar kapsayıcı bir anlayış ki diğer dünyevi sultanlar için çok tehditkar. Ya onları sıradanlaştıran bir şey. Çünkü saltanat şeyde var. Şeyhin kendisinde var. Veya babanın kendisinde var. Artık nasıl tanımlandırırsanız. Bu durumda işte çatışma ortaya çıkıyor. Yani o çatışma derken illa fiziksel çatışma olması gerekmiyor. Yani böyle bir şey var. Kapsayıcı yeni bir otorite anlayışı var. Ya o otorite anlayışının parçası olacaksınız, ya onu kendinize hamledeceksiniz. Devşireceksiniz. Bu Yani sizin Osmanlı ha. hocam kestim. Yani sizin kitabınızın başlığı işte Caliphate Redefined'da kastınız da yani hilafetin yeniden tanımlanmasıyla kastınız aslında mistik tasavvufi zümre tarafından ifade ettiğiniz şekliyle. Bir de siyasal otorite tarafından var değil mi hocam? Evet, yani hilafetin yeniden tanımlanması bu. Yani aslında geriye dönük bir biçimde ideal, arketip bir otoritenin tekrar inşası Yeni anlamında. Yani peygamber dönemindeki otoritenin tekrar Evet. inşası anlamında. Geri Şunu dönmek söylüyorlar kesinlikle. mutasavvıfa, ki ses kesildi mi? Yok hocam yok duyuyoruz Ha, sizi. tamam. Şimdi şeyin bundan hiçbir endişesi yok. Ve bunu böyle inanarak söylüyorlar. Bunu sadece Abdalan'da değil, şehirli tasavvufta da yavaş yavaş görmek mümkün. Özellikle Mevlevilerde, ama artık oradan başlayarak da Melamilerde, Halvetilerde, sonraki Nakşibendiler, hepsinde görmek mümkün. Ama başlangıç itibariyle ben bunun Abdalan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Fakat onun için biraz daha araştırıp düşünmem lazım. Şimdi Osmanlı'yla ilişkisine gelince, şimdi böyle bir manevi figür varsa ortada, dediğin gibi ya onun bir parçası olacaksınız otoritenin, ya da karşı çıkacaksınız. Sonraki hikayeler, bu işte Edebali'yle Osman, Edebali'yle Ertuğrul, hep bunun, yani o endişenin, o gayretin tezahürleri aslında. O kapsayıcı, mutlak otoritenin
içine Osmanlı'yı yerleştirmek veya Osmanlı'yı otoritenin sahibi olarak gösterip diğer abdalanı veya şeyhleri onun parçası haline getirmek. getirmek. Şimdi menakıplarına bakarsanız bunu Eflaki iyi bir örnek, Elvan Çelebi iyi bir örnek. Genelde şudur. Sonraki aptal işte Kaybolsuz Aptal'da vesaire falan da görmek mümkün. İşte baba şeyh veya ne derseniz genelde sultanlarla karşılaşırlar bol bol. Otman Baba da şey en bariz haliyle. Karşılaştırdıklarında aslında hep şeydir bu. Hangi otoritenin hakim olduğunu gösterme mizansenidir. Yani o çünkü olayların doğru mu yanlış mı olduğunu bilemiyoruz ama her defasında o menakıbnamelerde sultanlar şeyi tanımak zorunda kalırlar. Yani esas Veli. otorite sahiplerinin işte o baba olduğunu veya şeyh olduğunu tanımak zorunda kalır. Çünkü onların otoritesi kapsayıcı. Senin otoriteni de kapsıyor. Bir de çok anekdotal hikayeler vardır. Mesela Mevlevilik'te öyle bir hikaye var. Bahaveled'in şeyi Alaaddin'i, Selçuklu Sultanı Alaaddin'i Sultanı Rum tayin etmesi. Yani şey geliyor Alaaddin Mevlana'nın babasına diyor ki yani ben diyor ben diyor bu saltanatın sahibi değilim. Bu saltanatın gerçek sahibi sensin diyor. O da diyor ki bundan geri diyor işte sen serasgersin veya sultan diyor. Ama onun tayin ettiği bir sultan. Yani Evet. esas saltanat şeyde şeyhte onun adına icra ediyor Evet. sultan ve o kadar gücü var. Yani üçte bir diyelim o gene en şey kapsayıcı otoritenin. Şeyde Hacı Bektaş'ın velayetnamesinde benzeri hikaye var. Fakat en önemlisi belki yine Sünniliğe vurgu yapacaksak daha böyle Osmanlı'nın bildiğimiz dönemlerinden bu tip karşılaştırmalar Fatih döneminde hem Eşrefoğlu Rumi hem Akşemseddin'in menakıbı bunların ikisi de işte Sünni şeyler figürler. Yani hem mutasavvıflar hem ulema yönleri var. Eşrefoğlu Rumi zaten aynı zamanda medresede müderris biliyorsunuz. Fakat diğer taraftan da şeyler manevi silsileye sahip şeyhler bunlar. Her ikisinde de anlatılan hemen hemen birbirinin aynı bir hikaye var. O hikayede de Fatih gençken ama sultan şeyhin yanına gidiyor. Eşrefoğlu Rumi'nin veya Akşemseddin'in yanına. Diyor ki ya bu alemin tek diyor otoritesi sensin. Saltanatında, velayetinde sahibi sensin. Ben diyor senin müridin olayım. Yani müridi olmaya geliyor bu şeyhlere. Bunlar itiraz ediyorlar. Ama şeyi de yanlışlamadan. Yani doğru. Fatih, evet. Yok doğru. Yani esas şey otorite tabii ki bende. Ama nizam-ı alem için senin saltanat işlerini görmen lazım. Yani Fatih işte ubudiyetini arz ettikten sonra şeyhin tekrar kutsamasıyla geri saltanata dönüyor. Döner. Yani tasavvuf perspektifinden olay genelde böyle resmediliyor. Osmanlı perspektifinden duruma göre hangisi işe yararsa veya kişisine veya dönemine göre bazen Osmanlılar bu imajı veriyorlar şeye. Yani doğru esas hakimiyet sizde biz Sultanı Gazi'yiz veya Guzat'ız gibi böyle zımni bir anlaşma oluşturuyorlar. Bazen de özellikle bu bazı mutasavvıfayla çatışmaya girdikleri anlarda bizzat Osmanlı Sultanını halife olarak resmediyorlar. Ve resmettikleri halife bu kapsayıcı halife, hilafet. Yani hem maneviyatı, hem saltanatı, hem de bilgiyi birleştiren, mutlak, ona zaten şey diyorlar artık, diğer etraftaki o şeyden ayrıştırmak için bir enflasyon var zaten. O kadar çok
terminoloji var ki hilafet etrafında örülen. Evet hocam. Ayrıştırmak için şey diyorlar. Mesela hilafeti mutlak diyorlar. Mutlak hilafet. Evet. Yani birisinin halifesi değilsin. Allah'ın mutlak anlamda halifesisin yeryüzünde. Veya şöyle söylüyorlar. Hilafeti manevi ile hilafeti suri ayrışı yapıyorlar. Yani hilafeti manevi dediğiniz otoritenin manevi düzlemde, alemde verildiği, manevi güçlerle donatıldığın hilafet. Hilafeti suri de sultanların yaptığı hilafet. Yani sadece işte hukuku uygulayan, askeri güce sahip, saltanatla eşleşen, eş anlamlı anlamındaki hilafet. Daha da bir üssü, yani giderek değişik yorumları çıkıyor hilafetin. Mesela İdrisi Bitlisi çok teferruatlı bir hilafet teorisiyle ortaya çıkıyor. Öncekileri yatsımadan iki önemli şey yapıyor İdrisi Bitlisi aslında. Onları söylemek lazım belki. Ya yani birincisi Osmanlı'yı böylece resmediyor. Yani bu söylediğimiz mutlak hilafet anlamında. İkincisi Osmanlı'ya manevi bir silsile bina ediyor. Yani dikkat ederseniz Osmanlı kroniklerinde Osmanlı'nın soyu şeye bağlanır. İşte Kayı yoluyla Oğuz Han'a bağlanır. Oğuz Han da işte peygamberlere falan bağlanır. Onun çıkış sebebi daha çok şeydir işte. Genelde baştan beri konuştuğumuz Osmanlı'nın bu meşruiyet probleminden dolayı özellikle Ankara Savaşı'ndan sonra çok asil bir soydan gelen Moğollara karşı Osmanlıları asilleştirme projesi. Ya gerçek de olabilir. Yani onu başta sürekli altını çizerek söyleyelim. Uyduruk bir şey diyemeyiz. Diyemeyiz. Yani şifahi hafızadan yazıya geçilmiş de olabilir. Ama 15. yüzyılda geçiriliyor. Osmanlılara soylu bir şecere bina ediliyor. Peygamber'e dayanıyor. Oğuz Han'a dayanıyor vesaire. Bitlisi fakat bu şey için bir anlam ifade etmiyor bu şecere. Mutasavvıflar için. Anlamı ifade etmemesi niye önemli? Çünkü 15'in ortaları ve 16. yüzyıl itibariyle artık Osmanlı toplumunun belki en güçlü sivil kurumu tasavvuf. Sağ Yani bunu bütün renkleriyle beraber düşünmek lazım. Yani Bektaşiliği de, Mevleviliği de, Halveti de hepsini içine katarak düşünürsek en güçlü sosyal kurum, sivil kurum Osmanlı'da şey medreseden çok daha güçlü tasavvuf. Yani tonlarca tekke var. Hem şehirlerde hem kırsal alanlarda. Medrese dediğiniz sadece şeyde şehirlerde ama köylerde de zaviye var. Şehirlerde de tekkeler var vesaire. Dolayısıyla o tür bir bağlamda tasavvufun daha çok mutasavvıfların meşruiyet anlayışlarına hitap edecek bir şekilde yorumlaman gerekiyor hilafeti. Bitlisi diyor ki Osmanlılar diyor manevi silsileyle işte Ebu Bekir şeyi hatırlamıyorum ya Ebu Bekir ya ha iki yoldan da tabii Bitlisi'nin dehası da orada. Çok dahiyane bir formülle. Çünkü biliyorsunuz İslam geleneğinde tarikatlar iki tarikle gelirler peygamberden sonra. Ya Ali'den başlar ya da ya da Ebu Bekir. şeyden başlar. Ebu Bekir'den başlar. 16. yüzyılda Melami şeyh var, askeri. O ikisini anlatırken Melamilik Alevi bir kol biliyorsunuz. Şey diyor, Alevilik ışk yoludur. Aşk yoludur yani. Ebu Bekir de havatir yoludur. Yani düşünce yok. Yani iki değişik tarikatın özelliklerini anlatıyorlar. Neyse. Şey Bitlisi işte iki tarikle de isim zikrederekten bir tarikle Ebu Bekir'e gider bir tarikle Ali'ye gider sonunda Hazreti Muhammed'e manevi nesebi manevi diyor. Nesebi maneviyle peygambere ulaştırıyor Osmanlı'nın otorite. Dolayısıyla Osmanlı Sultanlığı'nın temsil ettiği otorite İdrisi Bitlisi'nin yazdığı dönem itibariyle resmedildiği şekliyle Hazreti Muhammed'den manevi bir silsileyle hem de iki tarikten tevarüs edilmiş mutlak bir hilafet. Onu nasıl
anlatıyor Bitlis'i. Hilafeti Rahmani diyor. O daha da ilginç bir terim. Hilafeti Rahmani'den kastettiği, artık hilafetin biraz daha İbni Arabi kozmolojisi veya ontolojisiyle ifade edilmeye başlanmasından sonra. Yani İbn Arabi bütün varlığı Allah'ın vasıflarının, sıfatlarının tezahürü olarak görüyor. Yani etrafımızdaki şeyler Allah'tan bağımsız değildir. Yani Allah yarattı, bıraktı değil. Yani her ne varsa etrafımızda Allah'ın bir sıfatının şeyi, tezahürü en basit haliyle söylersek. Dolayısıyla İbn Arabi diyor ki, İbn Arabi çok fazla detaylandırmıyor da en azından en temel şeylerinden bahsediyor. Bitlis'i detaylandırıyor. Yönetim de bundan bağımsız değil. Yani dünyada bir sultan, halife vesaire varsa bunlar da Allah'ın sıfatının bir tezahürü. Bitlis'i de diyor ki hilafet, gerçek hilafet olamaz. Allah'ın Rahman sıfatının tezahürü olmadığı sürece. Yani etrafta bir sürü hilafet çıktı ya şimdi. Evet. Mesela en basitinden hilafeti manevi var. Birileri kalkıp öyle diyorlar falan. Bitlisi de diyor ki bunların her birisinin en üst noktası mutlak hilafet. Hilafeti Rahmani'dir diyor. Yani Allah'ın Rahman sıfatı var. Yani Rahman sıfatı gelenekte anlatıldığı haliyle Tanrı'nın Müslüman veya gayrimüslim, canlı veya cansız bütün yarattıklarına karşı eşit seviyedeki kuşatıcılığı, affediciliği falan gibi. Yani ayrım yapmaksızın şefkat göstermesi bütün yarattıklarına. Bitlis de diyor ki hilafet diyor eğer Rahman sıfatının tezahürü olursa ancak diyor şeydir. Hilafeti Rahmani mutlak olur. Hilafet olabilir. Yani Osmanlı'yı da zamanımızda diyor böyledir. Osmanlı. Evet, hocam çok güçlü bir profil. Dönemdeki şeye bakarsak, çünkü Bitlis'in yazdığı dönemde az çok Safavi imajları dolaşmaya başlıyor Anadolu'da. İşte Halvetiler güçleniyor. Bazı şeyhler tehdit gibi algılanmaya başlıyor falan. O ortamda Bitlis'i böyle son derece güçlü bir Osmanlı sultanı profili çizmeye çalışıyor. Hocam son bir sorum var. Sizi de çok yorduk. 3 saati bulduk. Şimdi Osmanlı siyaset felsefesinin kavram setlerinden bahsedebilir miyiz? Ve ya da işte Osmanlı siyaset düşüncesinin bir dili var mıdır? Mesela siz işte konuşmanızın başında şeyden bahsettiniz. İşte Arapça, Farsça dediniz. Aslında bir yanıyla da Türkçe dil olarak hem yazım dili hem daha ön plana geliyor. Popüler bir şekilde ön plana geliyor. Ve bu Türkçenin ön plana gelmesi Osmanlı yazınında özellikle siyasal terminolojinin de Türkçe ifadesini beraberinde getiriyor mu? Böyle sorayım. Tabii mutlaka. Yani Osmanlı siyaset düşüncesinin neden bahsederken aslında en vurgulamamız gereken yönlerinden birisi o düşüncenin hem dil olarak hem kültür olarak hem tarihi tecrübe olarak yerelleşmesi. Yani literatürde vernakularizasyon da dedikleri, yani ne derece vakayı tespit eder ayrı mesele. Giderek yerlileşen bir dil kullanmaya başlıyorlar. Bunun için de Türkçe de dahil. Var. Yani kavramları kavramların Arapçadan veya Farsçadan gelmiş olması illa da onların o kültür havzasına ait olduğunu ve o kalıbıyla alındığı anlamına gelmiyor. Yani tabii ki oradan belli şeyler bir miktar anlamı geliyor. Fakat o çevrede bile özellikle siyasi kavramlar çok farklı şekillerde anlaşılabiliyor. Mesela sultan alın, halife alın, devlet alın,
yani devletin Abbasi tarihinde çok farklı anlamları var ve çok temel merkezi terimlerden birisi. Bunu da alıyor Osmanlılar. O terimle beraber bir anlayış geliyor Osmanlılara. Fakat bu anlayış Osmanlılar giderek kendileri yoğurmaya başlıyorlar. Kendi tecrübeleri dahilinde ve devlet Türkçeleşiyor. Hem terim olarak hem anlayış olarak. Yani o Türkçeleşme ve yerelleşme Osmanlı siyaset düşüncesinde ve anlayışında yenilikler de ortaya çıkıyor. Şimdi bu soruyu aslında ayrı bir oturum olarak bile düzenleyebiliriz Düşünebiliriz. de şimdilik şunu Aslında de kafidir hocam. söyleyelim. Belki ileride yaparız. Tamam. Şu kadarını söyleyelim ama. Yani iki değişik damardan bahsedeceksek Osmanlı siyaset düşüncesinde. Birincisi Osmanlı dışında gelişmiş siyaset kavramlarının, dediğimiz gibi kavram setinin Osmanlı'ya geçişi, yani Osmanlıca'ya geçişi, bunları tekrar yorumlanışı, o kavramları bina ederekten yeni anlayışlar, prensipler falan geliştirmiş. Bunun en güzel örneği hilafet. Yani köken olarak Arapçaya gider ama 16. yüzyıldaki hilafeti anlayışını 10. yüzyıldaki Arap dünyasında Kahire'de, Şam'da bulamazsınız. Çok farklılaşmış vaziyette. Diğeri de tamamen Osmanlı gelenek, örf ve devlet tecrübesine dayanaraktan ortaya çıkan yeni bir siyaset düşüncesi akımı diyelim 16. yüzyılın ortalarında ortaya çıkıyor. Ama biz bu konuşmada daha çok 16. yüzyılın ortalarına kadar ki dönemi kuşattık. O dönemden itibaren işte kanun merkezli yeni bir düşünce, yeni bir düşünce tarzı, yeni siyaseti anlama tarzı, gücü anlama tarzı, sultanın kişiliğinden devlet kurumlarına, hukuka, prensiplere vesaire yoğunlaşan yeni bir anlayış ortaya çıkıyor. Onun da işte kökeninde Türkçe var. Bunun dili de Türkçe. Yani örnek verecek olsak Lütfü Paşa, Koçi Bey, Katip Çelebi, Hezarfen, Hüseyin, bunların hepsi dil olarak Türkçe ile yazıyorlar. Kavram olarak da işte Osmanlı geleneği içinde doğmuş ve tanımlanmış kelimelerle düşünüyorlar. Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. 3 saati buldu. 3 saatinizi aldık. Üretken bir akademisyenden 3 saati çekmek, almak daha doğrusu. Ne diyelim yani hakkınızı helal edin lütfen. Estağfurullah, buyurun. Çok iyi bir kayıt oldu, çok iyi bir program oldu hocam. Evet, bugün George Mason Üniversitesi'nden Doktor Hüseyin Yılmaz ile Osmanlı siyaset felsefesi ve Sünnilikle olan ilişkisini irdelemeye çalıştık. Hüseyin Hoca Boğaziçi Üniversitesi'nin tarih ve kamu yönetimi iki farklı ana bilim dalını birlikte bitiriyor. Sonrasında Harvard Üniversitesi'nde de tarih ve Orta Doğu çalışmaları başlıklı iki farklı bölümü de doktorasında tamamlıyor. Ve yakın bir süre içerisinde de öyle ümit ediyoruz. Ekrana verdiğimiz kitabı Caliphate, Redefined the Mystical Turn in Ottoman Political Thought. Yani hilafeti yeniden düşünmek. Aslında bunu konuştuk. Osmanlı politik düşüncesinde tasavvufi dönüşüm. İletişim yayınlarından, onu da söyleyelim. İletişim yayınlarından inşallah kısa bir süre içerisinde okurlarıyla buluşur. Değerli hocam, bize bir öneriniz ya da bu alanı çalışacak genç kuşağa ya da meraklılarına bir öneriniz var mıdır? Son soruyu da bunu sorayım hocam. Herhalde en önemli önerim kendime yani teze bu çalışmalara başlarken kendime önerdiğim bir şey ve hala önerinin doğru olduğunu düşünüyorum. O da siyaset düşüncesini veya düşünce tarihini, kültür tarihini hatta din tarihini çalışırken yerleşik kavramlarla hareket
etmemek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Her kavramı kendi tarihsel bağlamında düşünüp o dönemin işte okur yazarları veya o kavrama muhatap olan insanların onu nasıl anlamış olabileceğini düşünerekten anlamaya çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer öteki türlü kendi günümüzdeki bu hem ya kültürel anlayışlarımız da olabilir, hem literatürden öğrendiklerimiz de olabilir. Onları tarihe empoze edip vakayı değil de vakayı kendi anlayışımıza uydurmaya çalışma gibi sonuç ortaya çıkabiliyor. Onun için her kavramı, terimi, dönemi itibariyle nasıl anlaşılmışsa, hangi anlamda kullanılmışsa onu anlamaya çalışmak gerektiğini düşünüyorum. En temel yöntemi de varsa o dönemden sözlükleri kullanmak ve o dönemin kaynaklarından çapraz referans yapmak. İşte mesela en basitinden hünkâr kelimesini anlayacaksak, Hacı Bektaş'a hünkâr deniyorsa eğer bu hünkârın ne anlama geldiğini anlamak istiyorsak, o dönemki işte sözlükler varsa sözlüklere, yoksa baskı eserlere bakıp anlamaya çalışmamız lazım. Günümüzdeki hünkâr anlayışını geçmişe empoze etmemek lazım. Etmemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok dolu dolu bir konuşma oldu. Ben de Kendi çok keyif adıma aldım. çok önemli bir ders oldu. Bugün sizi benim master öğrencilerim de dinlediler. Onları da zorunlu tuttum biraz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olasınız. İyi ki varsınız. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.